Kafamda birçok soru var. Mesela matematik ne işe yarar? Siz de merak ediyorsanız eğer, Pırıl benim adım, kolayı var. Pırıl 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 pırıla öğrenmek kolay olur. Pırıl 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 pırıla dersler eğlenceli olur. Kesirler karnımızı doyurdu. Anne! Pırıl çikolatamı aldı. Pırıl, kardeşini rahat bırak yavrum. Sakin ol Uzay, bu bir ödev. Nedir bu koşturmaca çocuklar? Neler oluyor burada Pırıl? Anne! Pırıl'a bir şey söyle. Çikolatamı aldı. Bir şey yapmıyorum ki anne. Sadece ödevimi yapıyorum. Ödev mi? Bu nasıl bir ödevmiş? O benim çikolatam. Au! Merhaba, ben Pırıl. Bu da kardeşim Uzay. Bu koşturmacanın nedeni sadece benim ödevimi yapmış olmam. Öğretmen evde kesir uygulamaları yapın demişti. Ben de yaptım. Her zamanki gibi bir gündü. Günaydın. Pırıl. Hadi kızım kalk. Yoksa okula geç kalacaksın. Hadi kalk uykucu şeker. Hazırlan ve kahvaltıya gel. Yine mi pazartesi? Evet Pırıl, çok güzel bir pazartesi. Anne, 5 dakika daha lütfen. Hadi. Elbiselerini buraya bırakıyorum Pırıl. Hadi kalk ve kahvaltıya in. Yoksa yine geç kalacaksın. Tamam, tamam. Proton'un dünyayı kurtarması için çok yakıta ihtiyacı vardı. Bol bol beslenmeliydi. Proton kadar sahibinin de yakıta ihtiyacı vardır belki. Ne dersin Uzay? Annem haklı. Çok güçlü olmalıyız Proton. Güçlü olmak için bol bol yiyelim. İyi yaparsınız küçük kahramanlar. Hadi yiyin. Herkese günaydın. Bugün çok güzel bir gün. Günaydın baba. Günaydın hayatım. Pırıl uyanmadı mı hala? Bir gözü uyandı, bir gözü uyanmadı. Hı? Nasıl yani? Uyandırmaya gittiğimde tek gözünü açabildi. Sanırım diğer gözü hala uyuyor. Yine geç kalacak desene. Baba, her sabah Pırıl'ı uyandırmak için uğraşıp duruyorsunuz ya. Pırıl'ı kaldırmak için yapmanız gereken şey çok basit aslında. Neymiş o ufaklık? Pırıl'ın odasını bana verin, benim odamda da uyusun. Böylece sabahları hiç geç kalmaz. Hiç vazgeçmeyecek. Bu teklifini düşüneceğiz küçük bey. Pırıl, hadi ama kızım, geç kalıyorsun. Uzay, oyuncakların! Annem sana her akşam oyuncaklarını toplamanı söylüyor. Yine toplamamışsın. Ben duymadım. Sen duydun mu Proton? O da duymamış maalesef. Anne bunu bilerek yapıyor. Hadi tartışmayı bırakın ve kahvaltınızı yapın çocuklar. Günaydın baba. Günaydın canım. Adanın kaplumbağası iyileşti. Okul çıkışında gelip alabilirsiniz. Ha? Sonunda iyileşti demek. Ada buna çok sevinecek. Kaç gündür soruyordu. Nesi varmış?
Ada ona verdiğim kaplumbağa yemini biraz abartmış galiba. Çeyreğini vermeli. O daha küçücük. Çeyreği ne demek ki? Dörtte biri demek. Nasıl yani? Ada şimdi dört yazan paketi değil de bir yazan paketi mi yedirmeliydi? Yine geç kaldım. Odaları değiştirdiğimizde hiç böyle bir derdin kalmayacak. Rüyamda görürsün o odayı ablacığım. İyi dersler. Pırıl acele et, herkes sınıfa girdi. Ay, yetiştim Fuat amca, yetiştim. Geç kaldığım için özür dilerim öğretmenim. Hadi bakalım yerine geç de dersimize başlayalım canım. Yine son anda yetiştim Pırıl. Hı-hı, hep uzay yüzünden. Deha kitabını okuyor. Cesur da son lokmasını yutuyor. Hah, Efe ve Topu da burada. Tüm sınıf hazır. Saat kaçta kalkıyor acaba bu Nazlı? Bu kadar süslü olmak için 5'te kalkmak lazım. Başka türlüsü imkansız. Bir şey mi dedin Pırıl? Yok bir şey ya da. Bu arada senin kaplumbağa iyileşmiş. Yaşasın! Babam okul çıkışı onu alabileceğimizi söyledi. Çıkışta bize gider alırız. Çok özledim Cookie'yi zaten. Çıkışta hemen gidelim. Tahtada alt alta yazılmış sayılar ve aralarında bir çizgi var. Öğretmenin ne anlatmaya çalıştığını anlamadım. Sen bir şey anladın mı Pırıl? Ben de anlamadım. Hem bilirsin o sayılar pek işe yaramaz. Bence bir gün yarayacak. Yoksa her gün bunları öğrenmek zorunda kalmazdık herhalde. Umarım sen haklı çıkarsın. Bazılarımız matematiğin işe yaramadığını düşünüyor galiba. Bizi duydu. Kesinlikle duymuş. Öğretmenlerin kulaklarının bu kadar hassas olması çok ilginç değil mi? En kısık sesleri bile duyabiliyorlar. Çok ilginç gerçekten. Üstelik sanki arkalarında gözleri de var. Tahtada yazı yazarken bile bizi görebiliyorlar. Çok doğru. Matematik işe yarar öğretmenim. Bize komşuluğu öğretti mesela. Nasıl yani Efe'cim? Elde var bir. Ne yapalım? Hop, komşuya verelim. Elimizde yeterince sayı yok. Ne yapalım? Gidelim komşudan bir onluk alalım. Efe gerçekten matematiğin çok güzel bir yönünü keşfetmiş. Yanlışlıkla okula mı getirmiş pideleri? Şaşkın pideci. Çok güzel kokuyor. Sonunda hayallerim gerçek oluyor. Sınıfta pide. Yemezsen öğrenemezsin der annemim. Hemen heyecanlanma Cesur. Kesin bir yanlışlık vardır. İpek öğretmen? Evet pideler buraya. Ne yani? Öğretmen sınıfa pide mi istemiş? Yanlışlık yokmuş. Pideler bizeymiş. Pide mi? Çok çok kalori. Çok çok lezzetli, çok çok peynirli ya da çok çok kıymalı da diyebilirsin. Hem yersek kafamız daha iyi çalışır Nazlı. Evet, herkes masama gelsin lütfen. Biraz bekle Cesur. Ama öğretmenim çok güzel kokuyor. Önce söyle bakalım, sen bu ikiye bölünmüş pidenin ne kadarını yersin? Tabii ki tamamını yerim öğretmenim. Doğru canım, sen hepsini yersin ama şimdilik sana bu pidenin iki parçasından birini. Yani şu tahtadaki ikide birini. Yani... Yarısını. Çok doğru. Yarısını verelim Cesur'a. Bir şeyin yarısını mı istiyorsunuz? Onu iki eş parçaya bölün ve birini alın. Şimdi diğer yarısını da Efe'ye verelim. Yersin değil mi Efe? Yerim yerim. Sanki daha iyi anlıyorum her şeyi. Birden zihnim açıldı. Yemekle açılsaydı zihin. Seninki hiç kapanmazdı Cesur.
Daha bitmedi çocuklar. Bir de şu kutuya bakalım. Aa, bu 4 parça. Evet, bu da 4 eş parçaya bölünmüş. Bu 4 parçadan her birine de çeyrek deniyor. Bence ona az deniyor be öğretmenim. Şu tahtadaki 1/4 de o herhalde. Bu pideler benim öğrencilerimin zihnini açtı. Evet Ada, bir şeyin çeyreğini istiyorsan onu 4 parçaya böl ve birini al. Aa, senin kaplumbağanın da derdi buydu. Nasıl yani? Sabah babam ona verdiğim yemin çeyreğini vermeli diyordu. Şimdi anladım çeyreği. Öğretmenim, ben çeyrekleri de yiyebilirim. Kesin patlayacak bir gün, kesin. Bir çeyreği Nazlı'ya, bir çeyreği Ada'ya, bir çeyreği Pırıl'a verelim. İşte çocuklar, bazen ne kadar yemek istediğinizi söylemenizde kesirler size yardım eder. Tam mı, yarım mı, çeyrek mi? Matematiğin yemek yerken işimize yarayacağını hiç düşünmemiştim. İlk defa matematik karnımızı doyurdu. Şimdi herkes pideleri paylaşsın ve afiyetle yesin. Evde siz de yarım ve çeyrek uygulamaları yapın ve yarın bize anlatın çocuklar. Çıkışta bize gidiyoruz değil mi? Gidiyoruz tabii. Ben annemden izin almıştım zaten. Cookie'yi de alırım. Hoş geldiniz kızlar. Hoş bulduk anne. Hoş bulduk Bahar teyze. Nasıl geçti okul? Aç mısınız? Mutfakta yemek var. Yok anne, bugün kesirlerle doyduk. Neyle? Öğretmen kesirleri anlatmak için sınıfa pide getirtti. Biz de kesirler sayesinde doyduk anne. Afiyet olsun kızlar. O zaman benim biraz işim var. Çalışma odasındayım. Uzay ve Mert salondalar. Hadi senin odana gidelim. Dur dur. Önce uzaylılara bakalım salonda ne yapıyorlar. İlk kesir uygulamama başlıyorum Ada. Ne demişti öğretmen? Yarım içi ikiye bölün demişti. Çikolatanın yarısı bana, yarısı uzaya. Al bakalım. Anne! Pırıl çikolatamı aldı. Pırıl, uğraşma kardeşinle. Anneciğim, sadece ödevimi yaptım. Simetrinin gizemi. O da ne Cesur? Çok yoruldum. Biraz fazla mı abartmış? Bu çuval çok ağırmış. Cesur'un ne taşıdığını merak ediyorsunuz değil mi? Hepimiz öğrenene kadar çok merak ettik. Patates baskısı taşıyor o çuvalda. Yine durumu biraz abartmış Cesur. Patates baskısının ne dediğini duyar gibiyim. O zaman patates baskısı ne işe yararmış, izle ve gör. Biz de ilk duyduğumuzda çok şaşırmıştık. Patatesi sadece yenilebilir bir şey sanıyorduk. Ta ki dün İpek öğretmen bizden patates baskısı isteyene kadar. Günaydın Pamuk. Çok sıcak bir gün değil mi? Okula gitmeden çiçekleri ve seni serinletelim biraz. Oh, biraz daha serinleyelim. Ayak izleri ne kadar düzgün Pamuk. Pırıl, ne yapıyorsun? Sen hala burada mısın? Aa,
gitmeden çiçeklere ve pamuğu sulayayım dedim anne. İyi de bir tanem, her yer çamur olmuş. Evet anne. Ama ayak izleri çok düzgün değil mi? Hadi canım okula. Geç kalıyorsun. Görüşürüz anne. İyi dersler benim düşünceli kızım. Çiçekleri bile düşünür. Günaydın arkadaşlar. Günaydın güzel sınıfımın güzel insanları. Günaydın. Sana da günaydın Pırıl. Nöbetçi listesinde bugün sıra kimde bil bakalım. Yo, ben değilim değil mi? Sen değilsin de lütfen. Duyduk duymadık demeyin. Nöbetçi listesinde bugünün talihlisi Pırıl Parlak. Oh. Yine mi sıra bana geldi? Neden bu kadar çabuk geliyor anlamıyorum. Eğer nöbetçi öğrenciysen, sınıfın polisi, öğretmeni, hatta hemşiresi bile sayılabilirsin. Öncelere böyle olacağını düşünüyordum. Ama bizim sınıftaysan ve nöbetçi öğrenciysen, çöp toplayıcılığından başka bir şeye fırsat kalmayacak demektir. Nöbetçi benim. O zaman herkes yerine. Bakın olmuyor böyle. Olmuyor mu böyle arkadaşlar? Ya! Beni duymuyor musunuz siz? Bence boşu boşuna bağırıyorsun Pırıl. Her nöbetçi olduğunda sesin kısılıyor. Hasta oluyorsun yorgunluktan. Aa, işte başladı bile. Sesim kısılıyor. Ateşim de yükselmeye başladı galiba adam. İşte yine nöbet hastalığım geldi. Hayır, hayır. Pırılcım iyi misin canım? Çok yorgun görünüyorsun. Bugünün talihli nöbetçi öğrencisi Pırıl'dı öğretmenim. Çocuklar, yarın için herkes gelirken evden patates baskısı getirsin lütfen. Patates baskısı mı? O da ne öğretmenim? Nereden alınıyor bu baskı öğretmenim? Şimdilik sürpriz olsun size. Herkes anne babasından bu konuda yardım istesin. Onlar size patates baskısının ne olduğunu anlatacaktır. Acaba bu patates baskısı besinlerdeki karbonhidrat seviyesi ölçümüyle ilgili bir şey mi arkadaşlar? Bu patates baskısı kırtasiyeden mi alınacak acaba? Patates olduğuna göre manavdan da alınabilir bence. Aa, kafam karıştı benim. Umarım patates kızartması gibi lezzetli bir şeydi bu patates baskısı. Patates yenebilir. O halde baskısı da yenebilir. Yenilebilirse zaten güzeldi. Yani benim için sorun yok arkadaşlar. Kendine gel Cesur. Sanmam Cesur. Öğretmen bizden patates kızartması istemez. Bu imkansız. Senin tok olman kadar imkansız Cesurcuğum. Patates baskısı. Belki de bir süt tatlısı. Kim bilir deha kardeş. Öğretmenimiz sürpriz meraklısı. İşte burada Cesur çok haklı. İpek öğretmen demek sürpriz demek. Bekleyelim görelim. Yarın görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz. Yarın patates gününde görüşmek üzere. Hoşça kalın dostlar. Üstünden uçarak uzay gemisine doğru ilerliyordu. İşte.
işte Pila kapıdan girmiş ve Proton'un hedefine yaklaşmıştı. Proton acele etmeliydi. Uzay, ablanla uğraşma. Aa, neyin var abla? Neden bu kadar yorgunsun? Hasta mısın canım? Hayır anne. Bugün nöbetçiydim. Sınıf nöbetçisi. O koca ben sınıfın nöbetçisi. Şimdi anlaşıldı. Aç mısın? Değilim. Ha anne, seninle dışarı çıkmamız lazım. Ya manavdan ya da kırtasiyeden bir yerlerden patates baskısı almamız lazım. Öğretmen yarın patates baskısı getirin dedi. Nereden alınacaksa bir an önce alalım hadi. İşte bu. Aradığın patates baskısı için uzağa gitmeye gerek yok. Mutfaktaki patates sepeti bize yardım eder. Aa, yanlış anladın anneciğim. Patates değil, patates baskısı dedi öğretmen. Ne olduğunu biliyorum canım. Küçüklüğümüzde resim dersinde hep yapardık. Çok eğlenceliydi. Yaşasın! Demek resim dersi için istemiş. İyi ama bu patatesleri ne yapacağız anne? Patatesi oyup bir şekil yapacağız. Sonra patatesi boyayıp kağıda bastıracaksınız ve o şekil çıkacak. Adını da buradan alıyor zaten. Patates baskısı. Patatesi al ve baskı yap. Harika. Hadi bakalım başlayalım. Söyle bakalım patates baskı ne şekil olsun? Çiçek olsun anneciğim. Bak işte bu. Aa, bu kadar mıydı? Evet canım. Çok güzel oldu anne. O zaman ben bir kedi, bir çiçek, bir kelebek, bir kalp ve bir de yıldız istiyorum. Desene işimiz uzun. Bu bir haksızlık anne, haksızlık. Neden canım? Ne oldu? Hem üçüncü sınıfa git hem de böyle kolay ödevlerin olsun. Bense daha ana sınıfındayım ve dünyanın en zor şeyini yapmak zorundayım. Neymiş o dünyanın en zor şeyi? Hiç ama hiç taşırmadan bu çizgilerin üstünden gitmek ne kadar zor tahmin bile edemezsin. Hadi Uzay, sana da bir araba baskısı yapalım. Tamam anneciğim, bir de robot olsun mu? Olur tabii. Ne o? Akşama yemekte patates mi var? Hayır baba, sabaha patates baskısı var. Patates baskıları resim dersi içinmiş Ada. Evet Pırıl, sen ne yaptırdın? Bende çiçek ve kalp var. Bak, bende de çiçek var. Bende de futbol topu ve araba var. Bende de son teknoloji bir robot. Sen ne getirdin Cesur? Ne var o çuvalda? İşte ha geldim ben patatesleri görünce. Gözümün önünde bir sürü patates kızartması canlandı. Bir daha, bir daha derken epey olmuş. Belki soya kızartır yeriz. Bu da ne nazlı? Ne yani? O patatesleri elimi süreceğimi sanmıyordunuz herhalde. Patates bu. Toprakta yetişiyor. Toprakta yaşayan solucanları, karıncaları, böcekleri düşünün bir. Ona dokunamam. Ama unutma ki en sevdiğim meyve olan çilek de toprakta yetişiyor Nazlı. Aa, gerçekten mi? Herkese günaydın çocuklar. Günaydın öğretmenim. Herkes patates baskılarını getirdi mi? Evet. İşte resim dersi başlıyor. Şimdi sulu boyalarınızı çıkarın. Yaşasın resim dersi. Matematik defterlerinizi çıkarın şimdi. Yok, olamaz. Resim dersi için değil miydi bu patatesler? Annem öyle demişti. Herkes istediği baskıyı boyayıp patatesi defterine bassın. Ve sonra defter sayfasını çevirin çocuklar. Açın bakalım şimdi ne göreceksiniz? Aa, birbirinin aynı. Benimki de aynı oldu. He, iki topum oldu.
Yaşasın! İşte simetri bu demek çocuklar. Şekiller katladığınız yere göre simetrik oldular. Şimdi baskılarınızla istediğiniz kadar simetri uygulaması yapın. Çok eğlenceli bu. Bence de. Bu matematik dersleri iyice güzelleşti. Hep böyle olsun. Neyin var Cesur? Neden üzgünsün? Ben bu baskıları yeriz diye düşünmüştüm öğretmenim. Ah Cesur. Gel benim pamuğum. Bugün ayak izim bile simetrik. Sabah senin ayak izlerin de simetrikti. Harikasın Pamuk. Kırmızı alarm. Kırmızı alarm. Kırmızı alarm. Anne! Her yer çamur. Ablam çamurlu ayakkabılarıyla eve girdi. Her yeri çamur yaptı. Pırıl, bu ne hal yavrum? Baksana anne. Ayak izim bile simetrik. Pırıl, simetriyi anlaman çok iyi olmuş. Ona aferin ama bu çamur hemen temizleniyor küçük hanım. Tamam anne, hemen temizliyorum. Paspas neredeydi? Banyoda tatlım. Ne yani? Şimdi çamurlu ayaklarıyla eve girdi ama simetriyi öğrendi diye sadece ayak izlerini mi temizleyecek? Bu hareketten sonra onun odasını bana verirsiniz diye düşünmüştüm. Rüyamda görürsün Uzay. Ama anne. Tamam, tartışmayın. Hadi şu simetrik ayak izleri hemen silinsin lütfen. Geometrik cisimler. Herkes beni dinlesin. Çocuklar sessiz olun lütfen. Efe'cim, top sektirme rekorunu kırdıysan lütfen sen de oturup dinler misin? Dalmışım. Özür dilerim öğretmenim. Tamam, hadi geç yerine canım. Bu hafta matematik dersi için bir proje hazırlamanızı istiyorum çocuklar. Çevrenizde gördüğünüz geometrik cisimlere benzeyen nesneleri kullanarak yeni nesneler ya da yapılar oluşturacaksınız. Bir ev olabilir, bir araba olabilir, bir robot belki. Yani ne hayal ederseniz o olabilir. O tamamen size kalmış. Herkes ikişerli gruplar halinde çalışacak ve projesini sunacak. Yaşasın! Bu hafta hep beraberiz. Okul çıkışı bize gider, başlarız çalışmaya. Dondurma da yeriz değil mi? Tabii ki. Havalar ısındı. Artık yiyebiliriz. Çok güzel olacak bu proje. Ödev bitince güzel bir maça ne dersin? Harika olur derim. Çocuklar, küçücük bir ayrıntı da şu. Benim seçtiğim ikililer grup olacak. Ya! Ada, sen Cesur'la. Hayır. Nazlı, sen Efe'yle. Olamaz. Bence de olmaz. Olmasın, olmamalı. Tartışma istemiyorum çocuklar. Benim belirlediğim ikililer çalışacak. Pırıl ve Deha, siz de ikiniz çalışacaksınız. Ödevler Cuma'ya kadar bitmeli. Cuma günü sınıfta herkes projesini sunacak. Haftanın tarihlisi sensin Pırıl. Deha ile eş olmak kart koleksiyonunun tamamlanamayan son parçasını bulmak gibi bir şey. Nasıl yani? Hadi arkadaşların yanına geçelim. Çok açım. Neyse. Şekerleme kutusundaki en büyük ve en lezzetli çikolata sana çıktı Pırıl. Nasıl yani? Deha'yı diyorum.
Onunla projede eş olmak şekerleme kutusundaki en büyük çikolatanın sana çıkması gibi bir şey. Haftanın golü senin Pırıl. Anlamadım. Deha'yı diyorum. Projede eşsiniz ya. Neler oluyor? Biri bana anlatabilir mi? Deha ile proje hazırlamak o hafta hiçbir şey yapmamak demektir Pırıl. Çünkü her şeyi Deha yapar ve sana yapacak hiçbir şey kalmaz. İşte bu yüzden haftanın talihlisi olarak bakıyor herkes sana. En büyük çikolata sana çıktı yani. Dondurma yemeye gidiyor muyuz arkadaşlar? Bizim kütüphaneye gidip çalışmamız lazım. Dondurma mı? Bence gidelim. Hadi Cesur, çalışmamız lazım. Deha ile ben eş olsaydım, her şeye vaktim kalırdı o zaman. Hadi Efe, şoförüm geldi. Biz de gidelim. Yürüsek olmaz mı? Olmaz, çok işimiz var. Hadi. Görüşürüz. Biz ne yapalım? Kütüphaneye gidelim mi? Ne yapmamız gerektiğini düşünürüz hem. Gerek yok. Ne demek gerek yok? Çalışmamız gerekiyor proje için. Ben her şeyi hallederim Pırıl. Sen eve git. Nasıl yani? Ben bir şey yapmayacak mıyım? Sen keyfine bak. Proje bitince ben seni ararım. Aa, hiçbir şey anlamadım. Hoş geldin anne. Hoş bulduk canım. Ödevlerini yaptın mı sen? Biliyorsun ödevler bitmeden televizyon izlemek yok Pırıl. Bugün ödev yok anne. Nasıl yani? Öğretmen sadece projeye çalışın dedi. Sen neden çalışmıyorsun? Benim proje arkadaşım Deha. O zaman senin Deha ile beraber ders çalışıyor olman gerekmez mi? Bilmiyorum ki. O her şeyi halledeceğini söyledi. Bana da eve gidip istediğini yap dedi. Sen de bunu kabul ettin öyle mi? Ama anne, Deha ile proje hazırlayan herkes böyle yaparmış. O tek başına hazırlayacak, ikimiz birlikte sunacağız. Hem herkesin dediğine göre bu haftanın talihlisi benmişim. Biz yaptık diyebilecek misin peki? Bir düşün bakalım tatlı kızım. Her şeyini Deha'nın yaptığı bir projeye bunu biz yaptık demek sence doğru mu? Evet anne. Pek doğru değil gibi duruyor. Ama Deha bana bir şey yapma dedi. Bence biraz daha düşünürsen doğru olanı bulacaksın. Ben Deha'lara gidiyorum anne. Aferin sana. İşte benim akıllı kızım. Ben geldim Deha. Projede sana yardım edeceğim. Gerek yoktu Pırıl. Ben hallederim demiştim. Robot mu yapıyoruz? Evet, robot yapıyorum. Ben de yardım edeyim. Gerek yok dedim ya Pırıl. Ben hallederim. Bitince seni ararım. İyi de Deha, bu ikimizin ödevi. Benim de bir şeyler yapmam lazım. İyi ya, sen de sunarsın. O zaman sadece senin projeni sunmuş olurum. Benim de bir şeyler yapmam lazım. Gerek yok. Ben hallederim. Bu ikimizin projesi ve ikimiz yapmalıyız. Ne yaptın Pırıl? Yardım etmek istemiştim. Sana yardıma ihtiyacım yok demiştim. Ödevi kendi yapacakmış. Her şeyi en iyi o biliyor tabii. Ne oldu tatlım? Deha benim hiçbir şey yapmama izin vermedi. Ben artık tek başıma yapacağım bu projeyi. Oysa ikimizin projesi ise ikimiz yapmalıydık. Sen beraber yapmak için çaba göstererek doğru olanı yaptın. Ona yardım edeyim derken hazırladığı projeyi de mahvettim galiba. Bu pek iyi olmamış. Biliyorum ama bilerek yapmadım baba. Beraber yapsaydık bunların hiçbiri olmazdı. Tamam canım, bu kadar üzülme. Bir çaresini buluruz. Neydi projeniz? Geometrik cisimlerden oluşan bir nesne yapmak. Sen ne yapacaksın?
Bir robot yapacaktık. Yani yapacağım. Robot mu? O zaman adını Proton koy. O zaman mutfak senin. Bak bakalım işine yarayacak cisimler var mı? İşte bu süt kutusu tam bir dikdörtgenler prizması. Bu da bir silindir. Şuraya bak. Mutfağımız geometrik cisimlerle doluymuş. Öyledir bizim mutfağımız. Matematiğe tam destek. Küp şekerler de işine yarar belki. Doğru ya. Onlar da minik küpler. Onlara neden küp şeker diyoruz? Anladın mı şimdi? Aa, küp gibi olduklarından adları da küp şeker. Pırıl çekmeceyi çeker, içinden çıkar küp şeker. Tatlı tatlı, çok tatlı, herkesin canı çeker. Pırıl çekmeceyi çeker, içinden çıkar küp şeker. Tatlı tatlı, çok tatlı, herkesin canı çeker. Çok iyiydi baba. Anne, bu da koni gibi değil mi? Harikasın Pırıl. Koni gibi huni, huni huni huni. Yapacak Pırıl bize bir robot yeni. Koni gibi huni, huni huni huni. Yapacak Pırıl bize bir robot yeni. Harikasın baba. Asıl harika sizsiniz. Bunlarda küre olsun mu? Niye geldin? Özür dilerim Pırıl. Bu ikimizin projesiydi. Ve sen haklıydın. İkimizin de bir şeyler yapması gerekirdi. Ben de başladığın maketi bozduğum için çok özür dilerim Deha. Önemli değil. Bence bu benimkinden çok daha güzel olacak. Çünkü ikimizin hazırladığı bir proje olacak. Canım arkadaşım benim. Hadi bir an önce başlayalım robotumuzu yapmaya. Alın. Bunu da robotunuza yapıştırın. Aa, Uzay, sen bana en sevdiğin robotunun stikerini mi veriyorsun? Çok şaşırdım şimdi. Canım kardeşim benim. Ay, adı olmayan robot olmaz. Her robotun bir adı vardır. Aa. Bu da Proton. Evet çocuklar, hepiniz geometrik cisimlerden oluşturduğunuz projelerle buradasınız. Şimdi herkes sunumunu yapacak. Bakalım neler bulmuşsunuz? Öğretmenim, bu geometrik cisimlerden mutfağımızda ne çok varmış. Daha önce hiç fark etmemiştim. Haklısın Pırıl. Aslında hayatımızda matematikle ilgili birçok şeyle karşılaşıyoruz. Sadece dikkatli bakmıyoruz. Küp şekerde bile matematik varmış. Aferin Pırıl. Ne? Büyük şeker mi dedi? Sen şeker tarafını duydun demek cesur. Oysa Pırıl küp de demişti. Yiyecek bir şeyler olunca tüm alıcıları açılıyor. Evet çocuklar. Şimdi Nazlı ve Efe'nin sunumuyla başlayalım. Bakalım geometrik cisimleri kullanarak ne yapmışlar? Biz Efe ile uzun uzun düşündük. Sonunda en güzelini yapmak için çok uğraştık. İşte bizim projemiz Pembe Köşk. Köşkümüzde silindir, dikdörtgenler prizması, küp, koni ve bol miktarda pembe boya kullandık. Pembeden başka renk bulamadık da. Bir dahakine koyu pembe yaparız o zaman arkadaşım. Nazlı ve Efe'ye sunumları için teşekkür ediyoruz. Şimdi Ada ve Cesur'un projesine bakalım. Biz de tıpkı Nazlı ve Efe gibi çok çalıştık. Projemiz için çok düşündük. Çok düşündüğümüz için de tabii ki çok acıktık. Ve sonunda bir restoran yapmaya karar verdik. Ta 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 ta. Niye şaşırmadım acaba?
Projemizde özellikle çok tatlı oldukları için küp şekerlere yer verdik. Tabii çoğunu Cesur yedi. Sunumları için Ada ve Cesur'a da teşekkür ediyoruz. Öğretmenim, proje bittiğine göre küpleri yiyebilir miyim? Hayır Cesurcuğum. Eğer acıktıysan daha sağlıklı bir şeyler yemelisin. Küp şeker değil. Tamam öğretmenim. Şimdi sıra Deha ve Pırıl'ın projesinde. İşte Pırıl'la bizim projemiz Frozen. Efe ders çalışıyor. Aa, Pırıl. Şimdi aklıma geldi, sana kart koleksiyonuma eklediğim son kartı gösterecektim. Senin bu kart koleksiyonun en sonunda çantaya falan sığmayacak Ada. Kreşten bu yana kart topluyorsun. Şimdi nerenin kartını buldun? Kuzenim bu yaz Denizli'ye gitmiş. Oradan getirdi. Bak, Pamukkale. Aa, gerçekten pamuğa benziyor. Onun kadar yumuşak mı acaba? Aynı soruyu ben de kuzenime sordum. Değilmiş. Aa! Ay, kim attı o topu? Özür dilerim Pırıl. Topu göndersene. Söz konusu futbolsa Epe'ye kızmak mümkün değil. Çünkü futbol onun için her şey demek. Topuyla yapar her şeyi. Topuyla su içer. Topuyla yemek yer. Efe'nin hayatındaki en önemli şey futboldur. Bu yüzden derslerle arası yoktu. Ta ki bizden ayrılma korkusu içine düşene kadar. Evet çocuklar, geçtiğimiz gün yaptığımız sınav kağıtlarınızı dağıtıyorum. Nerelerde yanlış yaptığınızı görün ve o yanlışları bir daha yapmayın lütfen. Deha 100. Aferin sana. Hep böyle devam et. Yaşasın! Nazlı 80. 80 ne kadar güzel bir sayı. Cesur 85. Gayet iyi. Böyle devam et. Matematik karnımızı doyurdukça benim de başımım ağrıyor tabii öğretmenim. Pırıl, biraz daha çalışmalısın. 70. Bu nota göre pazartesi günkü sınavdan en az 70 alman gerekiyor Efe. 70 mi? Evet, 70. Yaşasın, zil çaldı. İyi de pazartesiye kadar nasıl çalışacağım ben bütün konuları? Nasıl olacak da 70 alacağım ben? Yuvarlağı ve kareyi biliyorum ama nasıl olacak bu iş? Yuvarlak değil. Onun adı daire. Doğru, bak onu da bilmiyormuşum. Ben 70 almayı asla başaramam. Neyse, görüşürüz arkadaşlar. Ona yardım etmeliyiz. İyi de nasıl? Tek başına kesinlikle çalışmaz Efe. Çalışmaz, çalışamaz. Efe sadece top sektirir. Her birimiz onun öğretmeni olalım sınava kadar. Kendi kendine çalışmayacağına göre gruplara ayrılıp onu sınava biz hazırlayalım. Harika bir fikir bu Deha. Ben ve Ada bir grup olalım. Pırıl ve Nazlı. Siz ikiniz de bir grup olun. Ben boşuna uğraşmayalım derim. Hadi ama Nazlı. O bizim arkadaşımız. İmkansız bir şey bu ama. Hiçbir şey imkansız değildir Nazlı. Yeter ki iste. Öyle olsun bakalım. Belki bir gün kırmızı kar da yağar. Yok, pembe kar. Ne güzel olurdu, düşünsenize. Hadi ama Nazlı. Tamam. Sonuçta biz arkadaşız ve arkadaşlara zor zamanlarında yardım etmeli. Arkadaşımız Efe için. Efe ne haber? Büyük futbol sahasında buluşalım mı yarım saate? Harika olur. Çıkıyorum birazdan. Hadi bekliyorum. Ada futbol sevmez ki. Niye gelmiş?
Maç yapmayacak mıyız? Neler oluyor? Adanın ne işi var burada? Bugün maç yok Efe. Bu sınavı geçmek zorundasın. Ve biz sen bu sınavı geçene kadar sana yardım edeceğiz. Çalışırız sonra. Hadi maç yapalım. Olmaz. Bu sınavı geçeceksin Efe. Geçmelisin. İyi hadi. Ne çalışacağız? Kare ve dikdörtgeni çalışacağız. Şuradaki kaleyi görüyor musun Efe? Nasıl görmeyeyim kocaman kaleyi? Her zaman gol attığımız yer. İşte o senin her zaman gol attığın yer bir dikdörtgen Efe. Kalenin sağ ve sol direkleri kısa kenarlar. Üst direk ve kale çizgisi de uzun kenarlar. Karşılıklı kenarlara dikkat et. Eşitler. Yıllardır gol attığım kalenin bir dikdörtgen olduğuna hiç dikkat etmemiştim. Bak Efe, bu skor tabelası da bir kare. Tüm kenarları eşit bir kare. Şu işe bak. Demek ben yıllarca kareler ve dikdörtgenler arasında maç yapmışım. Öyleymiş. Hadi Deha, neredeyse akşam olacak. Oynamaya başlayalım. Ama daha bitmemişti. Kaleye geç Deha, başlıyorum. Bence boşuna uğraşıyoruz. Nazlı haklı galiba. Vazgeçmek yok Ada. Daha sırada pırıllar var. Umarım onlar daha başarılı olur. Efe'ye ders çalıştırmak çok zor. Evet kızlar, neden getirdiniz beni buraya? Bak Efe, pazartesi sınav var ve sen bu sınavı geçmelisin. Siz de mi kızlar? Hadi ama beni rahat bırakın. Bu sınavı geçeceksin Efe. Dün de Deha ve Ada bana bir şeyler anlatmaya çalıştı ama gerek yok kızlar. Ne demek gerek yok? Çalışacaksın Efe. Sakin ol Nazlı, sakin. Derin nefes al ve ver. Evet Efe'cim, pazartesi sınav var ve sen o sınavı geçmek zorundasın. Yani bizi dinlemek zorundasın. Tamam, dinliyorum. Hadi anlatın. Bak Efe, bunlar kare ve dikdörtgen. Dün tanıştık kendileriyle. Ciddi ol Efe. Tamam. Bunların çevresinin uzunluğunu bulmak için tüm kenarlarının uzunluklarını toplamalısın. Mesela bunun çevresini hesapla Efe. Kolay bu. 3+3+3+3. 4 tane 3'ü toplayacağım. Başaracak galiba. Buldum. 10. 12 Efe, 12. Efe yaklaştı ama. Ciddi ol Nazlı. Efe bu sınavı geçmeli. Efe nereye gidiyorsun? Çalışman gerek. Benim işim var kızlar. Sağ olun her şey için. Efe yaklaşmıştı. Sınava bir yıl gibi bir süre olsaydı kesin başarırdı. Ah Efe ah. Efe, eğer çalışmazsan seneye arkadaşlarınla aynı sınıfta olmayabilirsin. Başarı durumuna göre seneye sınıfları ayırmayı düşünüyorlar. Evet Efe, daha yapman gereken bir sürü çizgi çalışması var. Hayır! Efe? Ne? Bence çalışsan iyi olacak. Hayır, arkadaşlarımdan ayrılamam. Çok çalışmam gerek.
Köpeğin bakımları ve aşıları yapıldı Deha. Gayet sağlıklı bir halde sana teslim ediyorum. Sağ ol Ali amca. Efe nerelerde? Birkaç gündür görünmüyor. Sorma baba. Efe'nin yarınki sınavdan en az 70 alması gerekiyor. Ve onun hiç umurunda değil. Onun için elimizden geleni yaptık. Hep birlikte onu sınava hazırlamaya çalıştık. Ama olmadı. Gruplar halinde onu çalıştırmak için çok uğraştık. Ama o her seferinde öğrenmemek için bir bahane bulup kaçtı. Bence bir yıl daha vakti olsaydı başarırdı. Bu durumda imkansız 70 alması. Siz elinizden geleni yapmışsınız. Eminim o da bunun farkındadır. Çok zeki bir çocuk aslında. Çünkü futbolda bir zeka işidir. Yarın büyük gün. Umarım başarır. Üzülmeyin. Başaracaktır. Hadi koş koş. Hadi hadi topu buraya at. Benim gördüğümü siz de görüyor musunuz arkadaşlar? Evet görüyoruz. Koş, koş. Yapma Efe. Bugün sınav var. Bugün büyük gün. Sınav var ve Efe yine futbol oynuyor. Büyüklerin söylediği şu söz galiba tam da bu durumu anlatıyor. Huylu huyundan vazgeçmez. Hadi hadi. Çok ilginç. Hiç üzgün bir hali de yok. Garip gerçekten. Topu buraya at. Bir yıl daha olsa başarır demiştim. Ama sınava sadece 15 dakika var. Günaydın arkadaşlar. Efe bugün sınav var biliyorsun değil mi? Biliyorum tabii. Hani şu senin 70 alman gereken sınav. Evet biliyorum. Peki o zaman burada futbol oynamak yerine sınıfa gidip sınavdan önce biraz çalışsan daha iyi olmaz mı? Merak etme Deha, ben hazırım. Evet çocuklar, sınav sonuçları elimde. Herkese kağıdını dağıtıyorum kontrol etmesi için. Üzülme Efe, sonuçta dünyanın sonu değil. En azından kale ve skor tabelasının artık hangi geometrik şekil olduğunu biliyorsun. Efe sen elinden geleni yaptın. Zaman çok kısaydı. Eminim önünde çalışacak bir yılın daha olsaydı başarırdın Efe. Nazlı! Ama öyle. Deha 95. Teşekkür ederim öğretmenim. 95 olunca niye üzülür ki insan? Efe, beni çok sevindirdin. 80. Çalışınca oluyormuş demek. Efe mi? 80 mi? Yaşasın, başardı. Evet öğretmenim, çalışınca gerçekten oluyormuş. Ama bunda en büyük pay arkadaşlarımın. Onlardan ayrılmamak için elimden geleni yaptım. Aferin sana Efe. Aferin size çocuklar. Demek ki bir yıl süresi olsa 100 alacaktı. Nazlı. O zaman çıkışta bir maç yaparız değil mi? İşte bu son günlerde en çok duymak istediğim şeydi. Örüntüler. Bir kuralı vardır bunun. Cesur demek bizim için yemek demektir. Çünkü cesur... her durumda acıkır. Sevinince. Korkunca. Üzülünce. Hem sadece kendisi de yemez. Her gördüğü canlıya yedirmeye çalışır. La 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 la. Aa!
gün papağanına yedirmenin de örüntüler gibi bir kuralının olduğunu öğrendi Cesur. Kahvaltının en güzel yanı bu. Ailenle birlikte yeni bir güne başlamak. Mutlu, mutlu, çok mutlu olmak. Uzay, hadi bırak robotunu ve kahvaltını yap oğlum. Anne, robotlar aç kalırsa dünyayı kurtaramazlar. Çocuklar kahvaltılarını yapmazlarsa onları da annelerinin elinden kimse kurtaramaz küçük bey. Anne. Ali amca, babi iki gündür hiç iyi değil. Hiç konuşmuyor, yemiyor da. Ben ne yapacağım şimdi? Ağlama Cesur, gel otur şöyle bakalım. Babi çok hasta. Hiçbir şey yemiyor. Sakin ol Cesur, bir şey yoktur. Korkma Cesur abi, babam bir çaresini bulur. Ama hiç yemiyor. Bakalım papinin nesi varmış. Oo, karnının altındaki damarlara bak, yeşil olmuş. Burada da kızarıklık başlamış. Çok mu hasta yani? Ben papiyi kliniğe götüreyim, siz de okula gidin çocuklar. Dönüşte gelir alırsınız. Bu sırada ben de yapılması gerekenleri yaparım. Anlaştık mı? Papi! Korkma Cesur, babam onu tedavi eder. İlaçlar ve iğneler işe yarıyor. İyiydin mi? Ay, yok yok, iğne yok. Hadi biz okula gidelim. Papi güçlüdür. Tıpkı sahibi gibi. Şimdi herkes işine. Hadi bakalım çocuklar. Tamam babacığım. Hadi işe gidelim. Yani okula gidelim. Hadi Cesur. Üzülünce çok acıkıyorum. Niye şaşırmadım acaba? Ne hissetsen sinyaller midene gidiyor. Acele et Cesur, yoksa bu sefer senin yüzünden geç kalacağız. Görüşürüz anne. İyi dersler yavrum. Üzülme Cesurcuğum, her şey yoluna girecek. Umarım öyle olur. Bak bu sefer senin yüzünden geç kaldık Cesur, benim yüzümden değil. Ne yapayım? Üzgünüm işte. Tamam tamam. Hadi koşalım. Bizimkiler bahçede, baksana. Yine ilginç şeyler olacak galiba. Bence de. Öğretmenim, geç kaldığımız için özür dileriz. Gel Pırılcığım. Bugün dersi bahçede yapacağız. Mis gibi hava. Bahçede yapılan dersleri çok seviyorum. Dersimiz ne? Bu boyalar da ne? Ders içinmiş. Ben boyaları çok severim. Resim dersleri harikadır. Yalnız Pırıl, bu resim değil, matematik dersi. Ne dedin? Matematik mi? Evet, biz de şaşırdık. Öğretmen tahtaya örüntüler yazdı. Ve bizi bahçeye çıkardı. Yine İpek öğretmen, yine sürpriz desenize. Çocuklar, çitleri görüyorsunuz. Elimizde 3 renk boya var. Pembe, beyaz ve mavi. Bu boyalarla çitleri boyayacağız. Ama bir kurala göre. Nasıl yani? Boyanın da mı kuralı var öğretmenim? Evet tatlım. Örüntü demek, kural demektir. Öğretmen tahtaya örüntüler yazdığında örgü gibi bir şey sanmıştım. Meğerse bir kuralmış. Neyse ki örgü değilmiş. Karma karışık olacaktık.
Kural şu çocuklar. Çitler pembe, beyaz, mavi kuralına göre boyanacak. Ha? Ben anladım. Hadi herkes bir renk seçsin. Benimki belli, pembe. Benimki de mavi. Ben de maviyi seçtim. Ben de pembe aldım. İkimize de beyaz kaldı Pırıl. Beyaz en sevdiğim zaten. Arkadaşlar, ben anladım örüntünün kuralını. Herkes kural sırasına göre dizilirse, çitleri kuralına göre boyamış oluruz. Nasıl yani? Kural, pembe, beyaz, mavi değil mi? Evet. Sen gel şöyle Nazlı. Geldim. Sen de Nazlı'nın yanına Deha. Buraya mı? Evet, evet. Sen de şöyle geldin mi tamamdır işte. Ben bir şey anlamadım. Ne yapıyorsun Pırıl? İşte pembe, beyaz, mavi. Ada sen de böyle. Ben de buraya. Cesur sen de yanıma. Aa, harika fikir Pırıl. Pembe, beyaz, mavi. Pembe, beyaz, mavi olduk. O zaman geri dön. İstikamet çitler. Pembe. Beyaz. Mavi. Pembe. Beyaz. Mavi. Pembe, beyaz, mavi. Pembe, beyaz, mavi. Bir kuralı vardır bunun. 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 Bravo. Aferin benim çocuklarıma. Size bir örüntü kuralı verdim ve siz çitleri bu kurala göre boyamayı başardınız. Çok eğlenceliymiş bu örüntü öğretmenim. Hem de çok renkli. Keşke tüm kurallar böyle güzel olsa. Kuralların çoğu hayatı güzelleştirmek ve düzenlemek için vardır Efe'cim. Örüntünün kuralları nasıl bu çitleri güzelleştirdiyse, toplum kuralları da beraber yaşamayı güzelleştirir. Futbolun kuralları yok mu Efe? Bir düşün bakalım. Aa, haklısınız öğretmenim. Hem de bir sürü kural var. Kurallara uymazsanız sarı kartı görürsünüz. Peki trafik kuralları trafiği düzene sokmaz mı? Haklısınız öğretmenim. Bizim orada bir gün trafik ışıkları bozulmuştu. Ve tüm arabalar birbirine girmişti. Şimdi hatırladım. Evet çocuklar. Sizin boyama kuralınız da çitleri güzelleştirdi. Çitler çok güzel oldu. Hepinizin ellerine sağlık çocuklar. Ne? Ellerine sağlık mı dedi öğretmen? Ay birden çok acıktım. Nasıl yani? Annemin güzel yemeklerini yedikten sonra ellerine sağlık diyoruz ya. O geldi aklıma. İlahi Cesur, midenle çok yaşa sen. Neyin var Cesur? Neden sustun? Papi çok hasta. Ona bir şey olacak diye çok korkuyorum. Nesi var? Bilmiyorum. Her gün güzel güzel yiyen papağanım birden hiçbir şey yemez oldu. 2 gündür hiç konuşmuyor. Ali amcaya götürseydin keşke. Sabah papiyi babama getirdi zaten. Ali amca papi güçlüdür, iyileşir dedi. İnşallah dediği gibi oldu. Korkma Cesur, Ali amca onu iyileştirir. O hepimizin hayvanlarını tedavi eder. Sen de papinle uzun uzun yaşarsın Cesur. Bir papağan 70 yıla kadar yaşayabilirmiş, bunu biliyor muydun? Umarım iyileşir ve yaşlanana kadar beraber yaşarız. Çıkışta gelin dedi Ali amca. Okul çıkışı hemen kliniğe gideceğim. Canım papi. Umarım iyileşmiştir. Hadi kliniğe gidip güçlü papine bakalım. Hadi. Baba biz geldik. Hoş geldiniz çocuklar. Ali amca, papi iyileşti mi? Nesi varmış? Cesurcuğum, sen papiyi biraz fazla yedirmişsin. Zavallıcık da dayanamamış ve karnı şişmiş. İyi de o kadavcık yemle doymaz diye düşündüm. Yediğim şeylerden ona da verdim.
Senin yediklerin de normal bir insan bile patlar Cesur. Zavallı papiyi düşünemiyorum. Ne verdin mesela Cesurcuğum? Patates kızartması, köfte, azıcık dolma gibi lezzetli şeyler. Köfte mi? Dolma mı? Evet Cesur. Bazen papağanlar da bizim yediğimiz şeylerden yerler. Ama az az. Patates kızartması ya da köfte değil mesela. Üstelik de bizim kadar değil. Köfteyi çok seviyordu ama. Küçücük papağana bunları yedirdiğine inanamıyorum Cesur. Haklısın, biraz abartmış olabilir. Ona her gün bir dilim mandalina, küçücük bir dilim elma ve bir fıstık verebilirsin mesela. Bu kadarcık mı? Evet, o kadarcık. Demek ki senin papağanının da bir kuralı var Cesur. Nasıl yani? Mandalina, elma, fıstık. Bir kuralı vardır bunun. Mandalina, elma, fıstık. Bir kuralı vardır bunun. Hayvanları beslemenin de bir matematiği var demek. Ah matematik, ah! Mandalina, elma, fıstık! Mandalina, elma, fıstık! Roman rakamlarının peşinde. Bu ne acaba? Uzay her şeyi merak eder. Toprağın altındakileri de merak eder. Denizin altındakileri de merak eder. Koşan hayvanları da merak eder. Uçan hayvanları da merak eder. Süpürgeyle bulaşıkların temizlenip temizlenmeyeceğini de merak eder. O her şeyi merak eder. İşte bu merak bazen başına işler açar. Proton sonunda Pırıl'ın gezegenine ulaşmıştı. Arkasından gelen arkadaşı Mert'le keşfetmeleri gereken çok şey vardı. Uzay, hadi buradan çıkalım. Ablan bize kızacak. Bir şey olmaz. O evde yok. Hem yakında bu oda benim olacak. İzin verdiler mi odaları değişmenize? Henüz değil. Ama göreceksin, yakında bu oda benim olacak. Hadi Uzay, çıkalım. Ne? Dur Mert. Ablam daha gelmez. Hem bakalım burada neler var. Geçen gün aldığı kalemleri çok merak ediyorum. Bana hiç kullandırtmıyor. Heh, işte buldum. Uzay, bırak onları. Pırıl abla çok kızacak. Bir kere yazayım, bırakacağım. Başkalarının eşyalarını karıştırmamalıyız. Ha? Bu da ne acaba? O ne? Bilmiyorum. Üzerinde garip garip şekiller var. Bırak, hadi gidelim. Garip. Yakalanırsan çok fena olacak. Dur Mert. Bu kağıt bir şifre. Biliyordum ablamın bir ajan olduğunu. Yapma Uzay. Sadece bir kağıt. Bak. Onlar da ne? Sanırım şifre. Ne yapacağız şimdi? Önce emin olmamız için kanıt bulmamız gerek. Bunun için ablamı takip edeceğiz. İspatlamadan anneme söyleyemem. Nasıl kanıt bulacağız peki? Ablam nereye giderse biz de onunla gideceğiz. Gözlemlerimizi de senin ses kayıt cihazına kaydederiz.
Bunlar kesinlikle bir şifre. Belki annem üzülecek ama bunu bilmek hakkı. Kızı bir ajan. Hem belki gerçeği görmelerine yardım ettiğim için bana ödül olarak ablamın odasını verirler. Yarın başlıyoruz öyleyse. Başlıyoruz. Sabah kayıt cihazını unutma. Tamam. Pırıl, Cesur'un papağanı nasıl olmuş? Artık ona köfte yedirmiyor baba. Kendi yediği şeyleri papağana da yedirmek nereden gelmiş aklına? Baba Cesur bu. Hem yer hem yedirir. Aa, niye bana öyle bakıyorsun Uzay? Tüm gün gözünü üzerimden ayırmadın. Bir şey mi var? Yok bir şey. Şifreni çözmeme az kaldı. Annem ve babam hayal kırıklığına uğrayacak ama yapacak bir şey yok. Kızlarının bir ajan olduğunu bilmek onların da hakkı. Hadi Uzay, yemeğini bitir. Ah anneciğim, bir bilsen neler oluyor. Tamam anne. Görevine uygun giyinmişsin dedektif Mert. Sen de gayet iyisin dedektif Uzay. Görüşürüz anne. Görüşürüz tatlım. İyi dersler. Garip bir şey görünmüyor Uzay. Her şey normal. Beklemeliyiz. Şifreyi mutlaka çözmeliyiz. Pırıl abla okula geldi. Her şey normal görünüyor. Bunlar niye buraya girdi şimdi? Bilmem. Belki de buradan alıyorlardır o şifreleri. Ne yani? Hasan amca da mı ajan? Her şey olabilir Mert. Amma da gizemli. O kutuda ne? Bunları kaydedeceğim. Hasan amca da ajan olabilir. Pırıl abla ve Ada abla okuldan sonra her şey var dükkanına girdi. Ellerinde bir kutuyla dışarı çıktılar. Gizem devam ediyor. Ne konuşuyorlar acaba? Hiçbir şey duyulmuyor. Ben de bir şey duymuyorum. Bugün küçük evde buluşuyoruz değil mi? Buluşuyoruz tabii. Bu çok önemli biliyorsunuz. Üzerinde özenle çalışmamız gerekecek. Karmaşık bir görev zaten. Benim için hala gizemli. Siz Hasan amcadan gerekli malzemeleri aldınız değil mi kızlar? Merak etme, her şey burada. O zaman küçük evde buluşuyoruz. Bu işte hepsinin bir parmağı var bence. Baksana bir şey planlıyorlar. Nazlı ablanın da onlarla olduğuna inanamıyorum. Hepsi bu işin içinde. Hadi Mert, takibe devam etmeliyiz. Gidiyorlar, çabuk. Hadi arkadaşlar başlayalım. Dedim sana, hepsi bu şifrenin peşinde. Çok önemli olmalı. Benim artık ablacığım. Pırıl abla ve arkadaşları şifrelerle uğraşıyor. Uzay sonunda ablasının odasını alacak galiba. Size söylediğim gibi hiç de zor değil. Sonunda başardık. Ben bile anladım. Yarın yine aynı saatte burada. Tamam. Görüyorsun Mert. Yarın da buluşacaklar. Yarın da mı takip edeceğiz? Gerek kalmadı Mert. Bu deliler bize yeter. Annem çok şaşıracak. Üzülecek ama söylemek zorundayız. Evet, öğrenmek onun da hakkı. Emin misin söyleyeceğine? Bunu söylemem gerek. İyi o zaman, söyle bakalım. Bütün gün neredeydiniz bakalım beyler? Tüm gün ortalarda görünmediniz. Çok önemli bir takipteydik Bahar teyze. Ne takibiymiş o? Neyin var senin? Niye öyle bakıyorsun bana? İki gündür sende bir gariplik var. Anne, Uzay'a bir şey söyler misin lütfen? İki gündür bana garip garip bakıyor.
Anlatacak mısınız? Anneciğim, sana bunu nasıl söylesem bilemiyorum ama bunu bilmen gerekiyor. Neyi bilmem gerekiyor Uzay? Çok merak ettim şimdi. Anne, Pırıl ablam bir ajan. Ajan mı? Ben mi? Tabii ki sen. Ne ajanı? Sen hangi çizgi filmi izledin? Nereden bulursun böyle şeyleri Uzay? Yok anne, bu çizgi film değil. Gerçekten ablam bir ajan. Nereden çıktı bu ajanlık? Dün sabah ablamın odasındaydık. Yine benden habersiz odama mı girdin sen? Sadece yeni aldığın kalemleri merak ettim. Bir dakika Pırıl. Anlat bakalım Uzay. Kalem ararken ablamın masasının üstünde bir kağıt gördük. Hiç görmediğim bir şeyler yazılıydı. Mert'le bunların bir şifre olduğunu anladık. Ama tabii hemen sana söyleyemezdik. Bütün gün araştırdık ve ablamın neler yaptığını izledik. Demek bu yüzden sabahtan beri peşimden ayrılmadınız. Biraz sabret Pırıl. Evet oğlum, devam et. İşte anne, bütün gün onları takip ettik. Arkadaşları da bu işin içinde. Onlarla küçük evde buluştu ve kağıtta yazan şifrelerle bir şeyler yaptılar. Yarın da buluşacaklar. İşte bak anne, şifreler burada. Bu kağıt yüzünden mi bütün gün peşimdeydin? Çok uğraştık ama sonunda anladık. Benim canım kardeşim. Ablasının odasını izinsiz karıştıran kardeşim. Bu benim Romen rakamlarını çalıştığım çalışma kağıdım. Eskiden kalma bir sayı sistemi. Bak mesela, bu çarpı işareti 10 demek. Bu V de 5 demek. Çubukların da bir anlamı var o zaman. Var tabii şaşkınlar. Bir çizgi 1 demek. 3 çizgi yan yana olunca da 3 oluyor mesela. İyi de Hasan amcadan aldığınız o çubuklar neydi? Benim dedektif kardeşim. O çubuklarla da Romen rakamlarını yazıp çalışıyorduk. Ben sana demiştim girmeyelim odaya diye. Gizemli sayılarla karşılaşacağımı nereden bileyim ben? Bak, bununla 10 yapmış oldum. Bak, şimdi de 5 yaptım. Yan yana gelince de 15 oldular. Ne? Sen ders mi çalışıyordun yani? Tüm gün boşuna koşturmuşuz. Çok yorulduk ama en azından ablanın ve arkadaşlarının ajan olmadıklarını öğrendik. İyi olmuş size. Akılsız başın cezasını ayaklarınız çeksin. Benim odamı izinsiz karıştırmaman gerektiğini anlamışsındır umarım. Pırıl ablanın odası da hayal oldu desene. Öyle oldu. Özür dilerim. Ama şunu anladım ki dedektif olmak çok zor. Tüm gün ablamın peşinden koşacağız diye ayaklarımız şişti. Kendime başka bir meslek seçmeye karar verdim. Benim dedektif oğlum yorulmuş demek. Anne! Paralarımız. Çocukken böyle oynamayacaksak ne zaman oynayacağız ki? Aslında gün gayet normal başlamıştı. Maalesef ben yeni okula geç kalmıştım. Hop 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 hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Efe, o topu yerine koy. Ha? Nasıl görüyor ki? Bilmiyorum. Cesur, derste yemek yemiyoruz. Ben size söylüyorum. Öğretmenin kesinlikle arkada gözleri var. Nasıl yapıyor bilmiyorum ama arkasını da görüyor. Buyurun müdür bey. İpek Hanım, dersinizi bölüyorum. Kusura bakmayın. Ama yarın okulumuza ünlü bir çocuk edebiyatı yazarı gelecek.
yazarımıza çiçek vermesi için sınıfınızdan iki öğrenci seçmeye geldim. Kimler görevli olmak ister? Ben. Ben. Hatta Pırıl ve beni seçin öğretmenim. Görevi en iyi şekilde yerine getireceğimize eminim. Ben mi? Hayır Nazlı, hayır. Pekala çocuklar. Nazlı ve Pırıl. Yarın misafirimize çiçeği siz vereceksiniz. Yaşasın! Olamaz. Pırıl, duydun değil mi canım? Yarın yazarımıza çiçeği sen ve Nazlı vereceksiniz. Duydum öğretmenim. Ama ben... Yarın temiz ve cici kıyafetlerinizi giyin ve zil çalmadan 15 dakika önce okulda olun kızlar. Bu görevin başarıyla üstesinden geleceksiniz. Şimdi benim gidip hazırlıklara başlamam gerek. İyi dersler hocam. Sağ olun müdür bey. Ben ilk derse bile yetişemezken bir de 15 dakika erken gelmem gerekiyor. Hadi diyelim erken geldim. Konuşma bitene kadar saatlerce o kadar kişinin önünde ayakta bekliyorsun. Hadi diyelim onu da yaptık. Cici elbiseler de ne? Bu görev hiç benlik değil. Bence yapabilirsin. Hiç sanmıyorum. Kızlar, neler oluyor orada? Öğretmenim, yarın benim yerime başkası katılsa törene. Bu görev sana verildi Pırılcığım. Sana güveniyorum. Yarın erken kalkarsın ve görevinin başında olursun. Sanırım kalkamam öğretmenim. En iyisi benim yerime ada versin çiçeği. Ben mi? Görev senin Pırıl. Yarın erkenden okula geliyorsun, tamam mı? Tamam öğretmenim. Nereye gidiyorsun Pırıl? Nereye olacak? Eve. Eve gidemezsin. Aa, nedenmiş o? Yarın ne giyeceğimize karar vermemiz gerekiyor. Sen ne giyeceğini düşündün mü? Yarın ne mi giyeceğiz? Yarın şu gördüğün tişörtü ve şu gördüğün pantolonu giyeceğim. Ama senin hatırın için tokamı değiştirebilirim. Bence sen de bu elbiseni giyebilirsin. Gayet güzel bence. Olmaz öyle şey. Yarın çok önemli bir törende çok önemli bir şey yapacağız. Bunlarla olmaz. Alışverişe çıkıyoruz kızlar. Alışverişe mi? Evet, alışverişe. Müdür ne dedi duymadın mı? Temiz bir şeyler giyin dedi. Bunları bugün giydim. Tertemizler. Babamla 2 saat sonra sizi evden alırız kızlar. Beni duymuyor galiba. Evet duymuyor. Hadi eve gidelim. Annene sormamız lazım. Nazlı beni duymuyor musun? Elbiselerim temiz diyorum. Prenses elbiselerinden bir tane almalıyız sana. Bir de parlak ayakkabılar. 2 saat sonra sizin evdeyim kızlar. Galiba bizi alışverişe götürecek gerçekten. Alışveriş için parayı nereden bulacağız? Tablet için biriktirdiğim para var. Onu kullanırız. O zaman hadi eve gidelim. O süslü elbiseler için tablet paramı harcayacağıma inanamıyorum. Ben de. Gel istersen dolabına bir bakalım. Belki yarın için güzel bir elbise vardır. Hem Nazlı ile alışveriş yapmamız gerekmeyebilir. Ada, Nazlı'nın dediği elbiselerden bende olabilir mi bir düşün? O pırıltılı şeylerin ayakları olsa hızla dolabımdan kaçarlardı. Haklısın. Galiba Nazlı ile alışverişe gitmemiz gerekiyor. Paran nerede? Dur bir dakika. Hemen buluyorum. Ha? Biliyorsun, bu evde uzay denen biri var. Gizli yerlerin de harikaymış Pırıl. Öyle. Gel şu paraları sayalım Ada. Tamam, unutma Pırıl. Önce en büyük paradan başlıyoruz saymaya. Buradaki en büyük para 50 TL. Doğru söylüyorsun. 50 hepsinden büyük. Önce 50 TL'den başla. Sonra diğerlerini teker teker üstüne ekleriz. Toplaya toplaya gideriz. En büyük paradan başlayıp sayalım. 50. 20'yi de al. 50.
20 daha 70. Bir 20 daha var. 70'e 20 eklersek eder 90. 90'a 10 eklersek 100. Oo, ne çok param varmış. Burada 2 tane 10 TL var. Yani 20 TL. 100'e 20 eklersek olur 120. 2 tane de 5 TL var. 2 5 TL de 10 TL eder. 10 TL daha ekledik mi? Eder sana 130. Bununla neler alınmaz ki? Hadi aşağı inip Bahar teyzeden izin alalım. Hadi. Anneciğim, Nazlı ile alışverişe gidebilir miyiz? Ne dedin? Nazlı ile alışverişe gidebilir miyim? Bu da nereden çıktı? Yarın önemli biri okula gelecekmiş. Müdür de çiçek vermesi için Nazlı ve Pırıl'ı seçti. Çok güzel de bunun alışverişle ne ilgisi var kızlar? Elbise almamız gerekiyor anne. Nazlı'nınkilerden, süslü olanlardan. Tablet için biriktirdiğim param da var. Tek başınıza olmaz. Nazlı'nın babası götürecekmiş. Anne lütfen. Nazlı geldi. Tamam hadi gidin ama abartmayın. Sağ ol anneciğim, canım anneciğim. Görüşürüz Bahar teyze. Süslü kızlar sizi. Hoş geldiniz kızlar. Hoş bulduk Murat amca. Yarın önemli bir töreniniz varmış galiba. Evet, Nazlı ve ben görevliyiz. Aferin size kızlar. Evet kızlar, alışverişimiz başlıyor. Sizi bugüne kadar gördüğünüz en güzel mağazalara götüreceğim. İlk olarak elbise ve ayakkabıdan başlarız. Çok işimiz var, çok. Çok mu işimiz var? Yaşasın kız dayanışması. Hoş geldiniz Murat Bey. Hoş bulduk. Bu küçük hanımları alışveriş yapmaları için getirdim. Tabii ki efendim. Bugün Pırıl için en güzel elbiseyi almaya geldik. Yarın çok önemli bir gün ikimiz için. Böyle buyurun. Bu olmaz. Bu hiç olmaz. Bunu hayatta giymem. İşte bu. Bunu denemelisin. Ah, bu çok güzel. Bence de. Çok güzel oldun da maç yaparken giydiğin ayakkabıları giymeyi düşünmüyorsun umarım bu elbisenin altına. Bu çok güzel olacak. Heh, işte bu. Öğrenmeye başlıyorsunuz kızlar. ₺110 efendim. Ha? ₺110 mı? Süslü olmak ne kadar pahalıymış. Yakınma hadi. Devam et. Devam et. 70 oldu daha. 90. ₺20 daha lazım Pırıl. İşte 2 10 lira eder 20 lira. Yarın bu güzel elbiseni ve ayakkabılarını giy gel okula. Unutma 15 dakika önce okulda olmalıyız. Senin için erken gelmek tuhaf olacak ama sakın geç kalma. Nasıl unutabilirim ki? Aferin size kızlar. Tam zamanında geldiniz. Yazarımız da geldi. Hadi bakalım çiçekleri verelim. Sizin kitaplarınızı çok seviyoruz. İyi ki okulumuza geldiniz. Bu çiçekler size. Bu güzel karşılamanız için asıl ben teşekkür ederim.
çocuklar. Koş koş. Buraya buraya. Hadi hadi. Hadi koşayım. Hadi koş. Gol! Benim gövdümü siz de görüyor musunuz? Bir göz doktoruna gitmeliyim en kısa zamanda. Yok yok, bu gerçekten pırıl. Şu üstündekilere bakın. Ayakkabıları da parlıyor. O ayakkabılarla nasıl futbol oynayacak ki? Artık futbol oynamak istediğini sanmıyorum. Pırıl, Murat sakatlandı. Onun yerine oynar mısın? Tabii ki hayır. Her yer çamur Pırıl, yapma. Ayakkabılarını alabilir miyim Ada? Ha? Tabii ki. İyi de her şey mahvolacak. Çocukken böyle oynamayacaksak ne zaman oynayacağız ki? Hadi at topu. İşte bizim Pırıl bu. Göz doktorunda gerek kalmadı Efe. Bütün emeklerimiz boşa gitti. Olsun. Arkadaşlık her şeyden önemli. Hangimizin yardımı ihtiyacı olsa Pırıl hemen koşar bilirsin. Bilirim, bilirim. Ölçme ödevi. Nerede bu? Burada da yok. Nerede olabilir ki? Her ihtimale karşı yatağın altına da bakmak gerekir. Olabilir ki. Cetvelimi arıyorum. Bugünkü ödev için Ada ve Cesur gelecek. Onlar gelmeden cetveli bulsam iyi olur. Öğretmen bizden iki şeyin uzunluğunu ölçmemizi istedi. Bu haftaki proje ödev konusu bu çocuklar. İki ölçüm yapmanızı ve rapor etmenizi istiyorum. Bu zamana kadarki en kolay ödev bu olsa gerek. Ama ben hala cetvelimi bulamadım. Çok acıktım. Seni almaya geldiğimde yemekteydiniz. Daha yeni kalktın sofradan Cesur. Acıkmış olamazsın. İyi de Ada. Pırıl'a gelene kadar nereden baksan 500 metre yürüdük. Bu 500 metrelik yürüyüşte midemdeki her şey çoktan erimişti. Senin miden bu, haklısın. Çoktan erimiştir. Hoş geldiniz çocuklar. Hoş bulduk Bahar teyze. Hadi geçin içeri. Geçin çocuklar. Şöyle oturun. Pırıl da yukarıda hazırlanıyor. Birazdan gelir. Pırıl, arkadaşların geldi yavrum. Hadi aşağı in. Geliyorum anne. Nasılsınız çocuklar? İyiyiz Bahar teyze. Ödevlerimiz için üçerli gruplar halinde çalışmamızı istedi öğretmen. Biz de üçümüz grup olduk. Çok iyi. Benim biraz işim var. Siz keyfinize bakın. Pırıl da birazdan iner. Ay! Yavaş yavrum. Affedersin anneciğim. Nasılsınız arkadaşlar? Ödev yapmaya hazır mısınız? Sizce de bu zamana kadarki en kolay ödev olmadı mı? Kolay ama yemekten sonra yenen fıstıklı baklava kadar tatlı oldu bu ödev. Daha iyi değil mi işte? Hemencecik ödevi yapar, bizimkilerle beraber parktaki bisiklet yarışına katılırız. Yetişiriz değil mi? Oo! Adacığım, bizim için çocuk oyuncağı. Ama önce bir şeyler yiyebilir miyiz? Ben çok açım. Biraz önce sofradan kalktı. Bir gün kesin patlayacak.
Annem poğaça ve kek yapmış. Hadi mutfağa geçelim. Ya da siz geçin. Benim önce cetvelimi bulmam gerek. Sabahtan beri onu arıyorum. Bulur bulmaz hemen geliyorum. Savunun! Kahraman uzay geliyor. Sabahtan beri o cetveli arıyorum. Demek sen almışsın. Ne? O benim kılıcım, veremem. İyi de ödevim var. Ve o benim cetvelim. Olmaz. Ver cetvelimi. Veremem. Kılıçsız kahraman olmaz. Ver. Ne yaptın sen Uzay? Cetvelimi kırdın. Yine ne oldu? Neden bağırışıyorsunuz? Cetvelimi kırdı. O cetvel bana ödev için lazımdı. Uzay, ablanın eşyalarını izinsiz kullanmaman konusunda konuşmuştuk. Başkasının eşyalarını kullanmak için izin alman gerekiyor oğlum. Özür dilerim anne. Ne yapacağım şimdi ben? Ödevim için gerekliydi o cetvel. Hadi bakalım küçük kahraman. Git ve benim cetvellerimden bir tanesini getir ablana. Tamam anne, hemen getiriyorum. Özür dilerim abla. Bir daha senden izinsiz almam. Hadi bakalım öyle olsun. İnsanın kahraman bir kardeşi olması ne zormuş. Ha? Aa! Hepsini mi yedin? Nefis, nefis. Çok güzel olmuş gerçekten. Boşuna kekleriyle ünlü değil Bahar teyze. İnanmayacaksın ama tüm keki yedi. Bütün bir kalıbı. Sana acıktım demiştim. Afiyet olsun o zaman Cesur. Hadi ödeme başlayalım. Çabucak bitirip yarışa yetişelim. Hadi masanın yerden yüksekliğini ölçelim önce. Sen gel şöyle ada. Geldim. Şimdi ben ölçüyorum. Sen de yaz Cesur. Sonra toparlarız. 50+10. Yazdım. 60 santim oldu. Oh, bu kadar kolay işte. Hadi şimdi futbol sahasına gidelim. Oranın çevresini de ölçtük mü doğru yarışa. Ha? Bu saha her zaman bu kadar büyük müydü? Sanki daha küçüktü. Sahip bu kadar büyüktü de bence elimizdeki cetvel çok küçük. Bu küçücük cetvelle bu sahayı ölçmek kolay olmayacak gibi kızlar. Çok haklısın Cesur. Halledeceğiz arkadaşlar. Hemen vazgeçmeyin. Şimdi ben ölçmeye başlıyorum. Siz de not alın. Sonra da toplar buluruz sahanın çevresini. Tamam kızım. Yaz Cesur. 50. Yazdım. Bir 50 daha. Bir tane daha. Ve bir tane daha. 50. Bir 50 daha. Bir 50 daha. 50. 50. 50. Kafam karıştı. Ne çok oldu bunlar. Tamam Cesur, telaşlanma. Hadi baştan yapalım. Böyle olmayacak. Ben çok yoruldum. Ben de bittim. Sanırım bir yanlışlık yapıyoruz. Çok yorgunum. Çok da açım. Bir sahayı ölçemedik. Bu sefer ben de biraz acıktım. İpek öğretmenin ödevinin kolay olacağını düşünerek hata yaptık. Ne çabuk bitirmişler ödevi.
Deha'yı unutuyorsun galiba. Ne yapıyorsunuz burada? Neden bisiklet yarışına gelmediniz? Çok eğlenceliydi. Biz ödevi bitiremedik ki. Sizinki ne çabuk bitti? Neden o kadar uzun sürdü ki? Uzun zamandır İpek öğretmenin verdiği en kolay ödevdi. Ben de Nazlı'ya katılıyorum. Bu kadar uzun sürmemeliydi. O kadar sayıyı nasıl topladınız? Çok karışık. Ha? Ne sayısı? O kadar kağıştı ki ölçüler. En sonunda yorgunluktan ve açlıktan pes ettik. Açım aç. Hem de çok aç. Nedir o elindeki pırıl? Cetvel. Bana sakın o cetvelle sahayı ölçmeye çalıştığınızı söyleme. Neyle ölçecektik ki? Tabii ki şerit metreyle. Koca sahayı cetvelle ölçmeye çalışırsanız tabii ki yorulursunuz. İşte bu. Gördüğünüz şerit metre sizi bisiklet yarışına götürürdü. Bakabilir miyim bizi bisiklet yarışına göndermeyen şu şerit metreye? 10 metreymiş. Gerçekten bununla ölçseydik çok daha kolay olurdu. Aa tabii. İpek öğretmen derse söylemişti. Küçük şeyleri ölçmek için cetvelinizi kullanabilirsiniz. Ama büyük bir uzunluk ölçmek istediğinizde şerit metre her zaman size kolaylık sağlar. Bir şerit metre yüzünden hem bisiklet yarışına gidemedik hem de açlıktan eğildik. Yazık, süzülmüş. Masayı ölçmek kolay. Sahayı ölçmekse olay. Cetvelle uğraştık boşuna. Olsa şerit metre giderdi hoşuma. Yarışı kaçırdınız ama hadi toparlanın da bisiklet sürmeye gidelim. Gidelim gidelim ama önce bir şeyler yiyelim. Hadi kızlar, Cesur bizi yemeden onu yemeğe götürelim. Tut oğlum şu metreyi. Tuttum baba. Şimdi ne yapayım? Köşeye kadar git bakalım. Gidiyorum baba. Çok heyecanlı. Oh, düştüm. İyi misin Uzay? İyiyim baba. Yok bir şeyim. Tamam. Orada dur. Durdum. Tam 10 metreymiş. Abla bak. Ne kadar uzun bir metre. O uzun metre yüzünden bugün epey yorulduk. Nasıl yani? Ah şerit metre, ah! Açlıktan mahvolduk senin yüzünden. Neyiniz var çocuklar? Çok yorgun görünüyorsunuz. Ali amca, futbol sahasını cetvelle ölçmeye çalıştık da. Nasıl yani? Ödevimiz için sahanın çevresini ölçecektik. Dersi dikkatli dinlememişiz. Büyük bir yer ölçülecekse şerit metre kullanmak gerekirmiş. Biz de bu ayrıntıyı atlayınca... Koca sahayı bu cetvelle ölçmeye çalıştık. Yorulmanız çok doğal o zaman çocuklar. Akılsız başın cezasını mide çeker. Ayaklar çeker diyecektin galiba. Doğrusu bu. Benimkinin cezasını aç kalarak midem çekti ama. Ah Cesur, atasözlerimizi bile kendine uyarladın. Bunu alsaydınız ya, daha kolay ölçerdiniz. Bakın, Uzay bile anlamış. Bundan sonra dersleri daha dikkatli dinleyelim. Bence de, yoksa aç kalıyoruz. Madem sahayı ölçemediniz, gelin o zaman bizim bahçeyi ölçmemize yardım edin. Bahçenin çevre uzunluğunu bulmak için dört kenarını ölçüp toplayacağız. Hadi bana yardım edin. Ben yapabilirim. Hadi göster bakalım nasıl ölçtüğümüzü. Uzay'ın öğretmenimiz olduğu günü de mi görecektik? Cesur abi bak, bu uzun metre. Şerit metre. Evet evet, şerit metre. Sen tut şu metreyi, ben köşeye kadar gideceğim. Tamam, tutuyorum. Git sen. Bak bakalım şerit metre kaç olmuş? Biz de bakalım. Kaç metreymiş? 10 metreymiş. Ah şerit metre, ah!
ne kolaymış. Kendi aramızda konuşmayalım çocuklar. Tamam öğretmenim. Sıfır'ın hikayesi. Uzay, ver o maymun Uzay. Sen ver abla, anneme götüreceğim. Çekiştirme şu fırın eldivenini. Ödevim için lazım. Ne değişik şeyler yapıyorsunuz öyle, hiç anlamıyorum. Fırın eldiveni ödev yaparken ne işinize yarıyor ki? Yarın sunum yaparken kullanacağım. Ha, al o zaman. Ne de olsa ödev deyince annem o eldiveni kesin sana verir. Neyse. Ben odama gidiyorum. Fırın eldiveni ve ödev mi diyorsun, değil mi? Haklısın. Biraz garip. Ama İpek öğretmenin verdiği ödevi sunmak için harika bir fikir buldum. Çocuklar, yarın için hepinizden birer hikaye yazmanızı ve sınıfta sunmanızı istiyorum. Yazmak mı? Yazmak yerine ses olarak kaydetsek öğretmenim. Yazma işi çok uzun sürüyor da. Ana sınıfında yaptığın o çizgi çalışmaları boşuna mı gitsin Efe? Hepsi bugünler içindi canım arkadaşım. O çizgilerin üzerinden büyük bir dikkatle bu yüzden gitmiştik, değil mi? Tabletlerimize yazsak olur mu öğretmenim? Ben sizin o güzel yazılarınızı görmek istiyorum. O yüzden defterlerinize yazıyorsunuz çocuklar. Kimse ne hakkında yazacağını merak etmiyor mu? Kaplumbağalar hakkında yazalım. Minik tosbağacıklar. Futbol hakkında yazalım. En ünlü gol kralları hakkında mesela. Meşhur şairlere ne dersiniz? Son teknoloji ürünlerden birine ne dersiniz? Fikirleriniz için teşekkürler çocuklar. Ama hikaye konumuz belli. Nedir öğretmenim? Sıfır hakkında yazacaksınız. Nasıl? Sıfır mı? Evet Cesur, sıfır. Sadece sıfır öyle mi? Evet Efe'cim, sadece sıfır. Yani boş bir kağıt mı getireceğiz ödev olarak? Niye gülüyorsunuz ki? Sıfır hiçbir şey demek değil mi? Nazlı bu konuda haklı işte. Ama İpek öğretmen bizden boş bir kağıt getirmemizi istemez. O da doğru tabii. Sizden sıfırın matematikte ne işe yaradığını düşünmenizi ve ona göre bir hikaye yazmanızı istiyorum. Toplama ve çarpma işlemlerinde sıfırın etkisine dair bir yazı. Yani kağıtlarımız dolu gelecek. Sıfır hakkında yazmak ilginç olacak. Bana pek ilginç gelmedi. Sıfır işte. Önemli görevleri var ama. Biliyorum. Hadi ama çocuklar, yarına yetişmesi gereken bir ödev var. Sıfır da diğer sayılar gibi bir sayı aslında. Neden sadece sıfır hakkında yazıyoruz ki? Halimize şükredelim Pırıl. Sadece sıfır hakkında yazıyoruz. Ya öğretmen 1 milyon hakkında yazın deseydi? Ne çok sıfırla uğraşmak zorunda kalırdık o zaman. Sıfırı kim buldu acaba? Ne bulması Ada? Sıfır sadece bir sayı. Ada haklı. Sayıları bulan birileri var Cesur. Bir keresinde babam anlatmıştı. Öyle mi? Sayılar bir şeylerin üstünde hep vardı sanıyordun. Sayılar aslında doğal yaşamdaki ihtiyaçlardan dolayı bulunmuş Cesur. Nasıl yani? İnsanlar doğayı anlamak, karşılaştıkları sorunları çözmek için çabalarken sayıları bulmuş. Diyelim ki sürülerinde kaç tane koyun olduğunu bulmak istiyorlar. Duvara her bir koyun için bir çizgi çiziyorlardı. Ya da kaç yumurtaları olduğunu kaydetmek için her yumurtaya bir çizgi. 500 tane koyun varsa 500 tane çizgi mi çiziyorlardı yani? Çok yorucu bir iş olmalı. İşte sayılar da belki eski insanlar da senin gibi düşündükleri için ortaya çıktı. 500 çizgi yerine 5, 0 ve 0. Çok iyi yapmışlar. 500 çizgi çizmek sabahtan akşama kadar sürebilirdi.
O zaman yumurtaları bitince hiç yumurta kalmadığını anlatmak için ona da sıfır demişlerdir. Bence de Pırıl. Çok iyi düşündün. Ama öğretmen bizden sıfırın nasıl bulunduğunu değil, toplama ve çarpma işleminde ne işe yaradığını anlatan bir hikaye istedi. Unutmayın arkadaşlar. Ah, Emin amca geldi. Ben gidiyorum. Sakın boş kağıt getirmeyin. Yarın görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Sana kurabiye yaparken yardım etmek çok hoşuma gidiyor anne. Senin bana yardım etmen de benim çok hoşuma gidiyor canım. Sen de biliyorsun ki ben bu iş için eğitilmiş özel bir ustayım. Ha? Bak Proton, kurabiye yapmak büyük ustalık ister. Kurabiye nasıl yapılırmış? Anlat da dinleyelim Uzay Usta. Protoncum, bizler kurabiye ustası olmadan önce kreşte ve anaokulunda uzun zaman boyunca oyun hamuru eğitimi alırız. Gülme anne. Tamam, özür dilerim. Sen devam et canım. Önce oyun hamurlarından küçük toplar yaparak başlarız eğitime. Daha sonra ağaç, ev, araba ve oyun hamurunun en zor şeyi olan fil yaparak eğitime devam ederiz. Sonra? Bu kadar şey yaptıktan sonra benim için kurabiye yapmak çocuk oyuncağı. Seni yerim Uzay Usta. Anne. Neler yapıyorsunuz anne oğul? Yine mis gibi kokular geliyor burnuma. Nefis. Uzay Usta ile kurabiye yapıyoruz. Benim oğlum annesine yardım mı edermiş? Ailenizin kurabiye ustası her zaman hizmetinizde. Nefis olmuş. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Ödevin var mı? Var. Sıfır hakkında hikaye yazıp sunum yapacağız. Sıfırın toplama ve çarpma işlemindeki etkisi üzerine bir hikaye. Çok iştahlı kırmızı maymun gördüğü her şeyi yutuyordu. Tıpkı çarpmadaki sıfır gibi. Sıfırı diyorum. Çarpma işleminde ise iştahlı bir maymun gibi tüm sayıları yutar. Çarpma işleminde sayıları görürse çok iştahlı bu maymun, yer önüne ne gelse. Çarpma işleminde sayıları görürse çok iştahlı bu maymun, yer önüne ne gelse. Bir sayıyı sıfırla çarpıyorsan unutma, sıfır sayıyı yutar, hepsini sıfır yapar. Sıfır sayıyı yutar, hepsini sıfır yapar. Evet, şimdi anladım. Harikasın baba. Ben anlamadım ama biri bana da anlatsın ne olur. Ay, çok merak ettim şimdi. Başlığımızı atalım. İştahlı maymun çarpma işleminde sıfır. Fırın eldivenini yanlışlıkla getirdin galiba ablacığım. Alabilir miyim? Yanlışlıkla getirmedim. Bilerek aldım kardeşim. Ya, Uzay. Ver o maymunu Uzay. Sen ver abla, anneme götüreceğim. Çekiştirme şu fırın eldivenini. Ödevim için lazım. Ne değişik şeyler yapıyorsunuz öyle, hiç anlamıyorum. Fırın eldiveni ödev yaparken ne işinize yarıyor ki? Yarın sunum yaparken kullanacağım. Ha, al o zaman. Ne de olsa ödev deyince annem o eldiveni kesin sana verir. Neyse. Ben odama gidiyorum. (Gülüyor)
Günaydın çocuklar. Günaydın öğretmenim. Nasılsınız bakalım? Hazırladınız mı hikayelerinizi? Hazırladık öğretmenim. Boş kağıt getirme dedik ama bu sefer de şeffaf bir kağıt getirmiş Nazlı. O sunumum için. Ödevim burada canım. Özür dilerim. Önemli değil. Çok merak ettim Nazlıcığım. Bu asetat ne işine yarayacak? Ben sıfırın toplama işlemindeki etkisi üzerine yazdım öğretmenim. Ve şunu fark ettim. Sıfır şeffaf bir kağıt gibi davranıyor. Nasıl yani? Asetat sıfır. Toplama işleminde sıfır görünmez bir adam gibidir. Tıpkı bu asetat gibi. Diyelim ki bir sayıyı sıfırla topluyoruz. Baksana sıfır sayıya hiçbir şey yapmıyor. Sayı yine kendisi oluyor. Ne rengi ne şekli değişmiyor. Sıfır toplama işleminde etkisiz bir eleman işte. Harika bir fikir. Etkisiz ha? Çok iyi fikir. Senin elindeki eldiven de neyin nesi pırıl? İştahlı bir maymun. Hikayenle bir ilgisi var mı? Evet öğretmenim. Ben de sıfırın çarpma işlemindeki etkisi üzerine çalıştım. Hadi bakalım Pırıl, seni dinleyelim. Teşekkürler Nazlı. Sen oturabilirsin. Çarpma işleminde sıfır, iştahlı bir maymun gibidir. Yine bir şey anlamadım ben. Baksana Cesur, sıfır bir sayıyla çarpıldığında sayıyı yutuyor ve sıfıra çeviriyor. Yani çarpmada etkisiz değil. Etkisiz olmayı geçmiş, yutan eleman olmuş bu sıfır. Çarpma işleminde sayıları görürse çok iştahlı bu maymun, yer önüne ne gelse. Çarpma işleminde sayıları görürse çok iştahlı bu maymun, yer önüne ne gelse. Bir sayıyı sıfırla çarpıyorsan unutma, sıfır sayıyı yutar, hepsini sıfır yapar. Sıfır sayıyı yutar, hepsini sıfır yapar. Sıvıları ölçüyoruz. Hadi Cesur, suyu sen getir. Tamam. Durmuyor bu bardaklar. Dikkat et Cesur. Kaza giriyorum diyor sanki. Hayır. Cesur. Üstüm başım ıslandı. Tam bir litre suyla hem de. Cesur sayesinde sıvıların neyle ölçüldüğünü en iyi Nazlı anladı galiba. Hadi hadi çabuk olun. Şirin tatlı bizi bekliyor. Çabuk olun arkadaşlar. Geldik geldik. Niye acele ediyoruz ki? Sonuçta maça yetişmiyoruz. Hadi. Affedersin. Biraz acele mi etsen Nazlı? Geliyorum. Zeka küpü sınıfı burası mıydı? Yok, o bir alt katta. Sağ ol. Çarşamba son iki ders etkinlik saatidir. Herkes etkinlik sınıfına koşuyor. Bu karmaşa ondan. Biz de sonunda üçüncü sınıfta en sevdiğimiz olan şirin tatlara girmeyi başardık. Okulumuzda birçok etkinlik var. Mesela futbol, satranç,
matematik oyunları, müzik ve de... İşte şirin tatlar. Bu sınıfa girebilmek için birinci ve ikinci sınıfta çok uğraştık. Ancak üçüncü sınıfta girebildik. Mutfak malzemeleriyle uğraşmak için biraz daha büyümemiz gerekiyormuş. İyi ki büyüdük. İşte sonunda şirin tatlara girdik arkadaşlar. Tam iki sene bekledik bunun için. Şu önlüklere pembe bir dokunuş gerekli ama neyse. Hala benim burada ne işim var anlamıyorum. Futbol varken neden buradayım acaba? Bu yıl hep beraber olalım diye Efe. Oyun bozanlık yapma. İyi hadi öyle olsun. Oh, mis gibi kokuyor. Bu lezzetli kokular yine toz toprak mı koklayacaktın yani? Cesur haklı. Çok eğlenceli olacak. Merhaba şirin tatlar. Bugün nasılsınız bakalım? Çok iyi öğretmenim. İki yıldır hayalini kurduğumuz dersteyiz. Daha ne olsun? Çok tatlısınız. Bu dersimizde hamur yoğuracağız ve hamura şekil vermeyi öğreneceğiz çocuklar. Sonunda yiyoruz ama değil mi? Yani yemeyeceksek boşuna futboldan ayrılmış olmayayım. Tabii ki. O yüzden önce herkes ellerini yıkasın bakalım. Bakalım tarifimizde neler var? Önce unla başlıyoruz çocuklar. Gel. Dersinizi böldüğüm için özür dilerim hocam. Müdür bey sizi odasına kadar çağırıyor. Geliyorum Fuat bey. Ben şimdi geliyorum çocuklar. Ah, ne güzel hamur yapıp pişirecek sonra da afiyetle yiyecektik. Hala yapabiliriz. Tarif burada. Olmaz Nazlı. Öğretmeni beklemeliyiz. Bir bakalım tarife. Belki kolaydır. İki paket un. Öğretmen onu kaba döktü zaten. Üç yumurta. Yumurtalar burada. 250 ml süt. 250 ml de sıvı yağ. Ha? ML mi? O da ne? Dur bakayım. 250 mililitre o Cesur. Affedersiniz. 250 mililitre. İpek öğretmen daha sabah anlattı. Sıvı ölçü birimi işte. Şirin tatlar dedik geldik ama matematik yine karşımıza çıktı. Nereden bulacağız bu 250 mililitreyi şimdi? Ha? Aa, işte o bardak. Ne dedin Pırıl? Bu bardaklar 250 mililitre sıvı alıyor. Sabah sıvıları ölçmeyi anlatırken öyle demişti İpek öğretmen. O zaman bir bardak süt ve bir bardak sıvı yağ lazım bize. Aynen öyle. İşte size 250 mililitre süt. 250 mililitre sıvı yağ da burada. Son olarak bir de... Yani bir litre su lazım. Ha? Bir litrelik su bardağı göremiyorum etrafta Pırıl. Bir litrelik bardak yoksa 4 tane 250 mililitrelik bardağımız var ama. İşte dersi iyi dinlemenin faydaları. Hadi Cesur, suyu sen getir. Tamam. Ay elinde durmuyor bu bardaklar. Dikkat et Cesur. Kaza giriyorum diyor sanki. Aa,
Tam bir litre suyla hem de. Litre, litre, mililitre. Litre, litre, mililitre. 4 tane 250 eder sana 1 litre. Anladım. Özür dilerim arkadaşım. Bir de maya ve pudra şekeri yazıyor burada. Maya ve pudra şekeri de burada. Şimdi hamuru yoğuralım. Ellerim yapıştı. Ne yapsak? Su mu döksek? Un mu döksek? Neler olmuş burada? Ay, hamur yapmaya çalıştık öğretmenim. Ama ellerim hamura yapıştı, çıkmıyor. Ben yapmamamız gerektiğini söylemiştim. Bütün malzemeleri koydunuz mu bari? Hepsini. Litresi litresine, mililitresi mililitresine koyduk öğretmenim. Fazlası var, eksiği yok öğretmenim. Anlamadım. Fazladan su ve un da ekledik. O zaman hamuru tekrar yoğurup işe başlayalım. Matematiği iyi şirin tatlar sizi. Güzel bir gündü. 2 yıl beklediğimize değdi doğrusu. Matematik dersinde öğrendiklerimiz şirin tatlarda işe yaradı. O zaman şirin tatlarda öğrendiklerimiz de matematikte işe yarayabilir. Öğretmene söyleyelim de pide yapsın bir dahaki sefere. Pideli matematik dersleri çok eğlenceli oluyor. Yarın görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz Pılın. Görüşürüz. Ablam geldi, hadi koş Mert. Elinde ne var Pırıl ablanın? Hadi gidip bakalım. Abla, o kurabiye de ne? Derste yaptık. Ders mi? Oh Mert, oh. Ablamların dersleri de ödevleri de çok garip. Bugün de derste kurabiye yapmışlar, baksana. Ne güzelmiş. Sorma, bir an önce büyüsem de keşke onların sınıfına gitsem. Alın size kurabiye. Yiyin de büyüyün o zaman.
mı, tura mı? Pırıl, hadi. Annemin en sevdiği söz ne sizce? Bence hadi. Genelde bir şey söyleyecekse muhakkak hadi der. Bunda benim bazen uyuşukluk yapmamın da payı var tabii. Hadi Pırıl, hadi. Hadi Pırıl, uyan. Hadi Pırıl, bitir ödevini. Hadi Pırıl, kahvaltı hazır. Hadi kahvaltıya inelim. Neredesin Pırıl? Geç kalacaksın. Geldim anne. Herkese günaydın. Günaydın kızım. Geldi bizim uykucu. Uzay, hadi kalk. Tamam, kalktım. Uzay. Ne var, ne oldu? Sabah oldu. Çok uykum var ama. Akşam biraz daha erken yatsaydın uykunu tam alabilirdin. Annem yine akla Uzay. Baba, bugün bana biraz para verebilir misin? Ne için istiyorsun canım? Bugün mahalledeki parkta kimsesiz çocuklar için kermes yapılacakmış. Katkıda bulunmak isteyenler bir şeyler alabilirmiş. İpek öğretmeni öyle söyledi. Öğleden sonra sınıfça oraya gideceğiz. Ben de katkıda bulunmak istiyorum. Aferin benim düşünceli kızım. Ben de kermese katkısı olsun diye kek yaptım. Öğleden sonra oraya götüreceğim. Bu güzel kek bize değil miydi yani? Harika kokuyor. Hayır bir tanem, sizin için başka kek yaparım. Bu çok güzel bir amaç için. Kimsesiz çocuklar yararına kermeste satılacak. Kermes ne demek anne? Kek satılan yer mi demek? Hayır canım. İnsanlar el becerilerine göre bir şeyler yapar. Kimi kek, kimi börek, kimi dantel, kimi örgü. Sonra bütün bu yapılanlar bir yerde toplanır. Diğer insanlar da onların yaptıklarını satın alır. Toplanan paralar da ihtiyaç sahiplerine gider Uzay. İşte buna kermes denir. Biz de bu kermesten bir şeyler alıp kimsesiz çocuklara yardım etmiş olacağız. Baba, bana da para verir misin? Ben de yardım etmek istiyorum. Biliyor musun? Geçen hafta bir arkadaşıma oyun hamurundan araba yapmasında yardım etmiştim. Öğretmen de beni haftanın yardımsever öğrencisi seçti. Veririm tabii. Benim yardımsever çocuğum. Anne, ben de seninle kermese gelebilir miyim? Olur tabii. Bana da bu güzel etkinlikte bir şeyler alabilmeniz için size para vermek düşer o zaman. Yaşasın. Aç bakalım elini Uzay. Açtım baba. 1 TL, 2 TL ve 3 TL. Sana 3 lira yeter Uzay. Yeter mi anne? Yeter canım, yeter. Sen de elini uzat bakalım Pırıl. Tamam baba. Bunlar da senin canım. Bir yanlışlık oldu galiba baba. Ne yanlışlığı oğlum? Ablama büyük olduğu için daha çok para vermeniz haksızlık değil mi? Bana 3 tane, ablama 6 tane para verdin ama. Ama ikinizin de paraları eşit. Olur mu öyle şey? 3, 6 eşit olur mu hiç? Olur tabii küçük kardeş. Değişelim istersen. Olur. Ver bakalım sendeki paraları. Al. Al sen de bendeki paraları. Senin daha az paran var diye üzülmüyorsun değil mi? Yok kardeşim, merak etme sen beni. Oo, ne çok param oldu. Ablamdan zenginim. Hayır bir tanem, hala paralarınız eşit. Ha? Nasıl yani? Yani bendeki 3 tane 1 TL, sendeki 6 tane 50 kuruşa eşit.
Şaka yapıyorsunuz. Hayır oğlum, şaka değil. Zaten ablamın paraları değişme teklifinden anlamalıydım. En iyisi ben kendi paralarımı geri alayım. Al bakalım. Ben gidiyorum. Öğleden sonra kermeste görüşürüz. Günaydın arkadaşlar. Günaydın Cesur. Yeni müzik aletin de güzelmiş. Paolo de olsun o zaman yeni müzik aletimin adı. Güzel isim. Madem herkes madeni paralarını getirmiş, o zaman bize de yazı turu oynamak düşer. Öyle değil mi? Harika fikir. Hadi oynayalım. Yazı mı tura mı Cesur? Şey, Atatürk. Ha? Tura demek istedi galiba. Uzun zamandır oynamadık ya. Hangisi yazıydı, hangisi turaydı unuttum. Bir yazan taraf yazı, Atatürk resminin olduğu tarafta tura. Tamam mıdır? Tamamdır. Şimdi söyle bakalım, yazı mı, tura mı? Tura. Maalesef Cesur, yazı. Bozuk para işte, adı üstünde. Yine bozuldu demek. Hadi sen söyle Efe, yazı mı tura mı? Yazı. Doğru bildin, yazı. Yaşasın. Para bozuk değilmiş demek. Herkese günaydın çocuklar. Günaydın öğretmenim. Çocuklar, öğleden sonra kimsesiz çocuklar için düzenlenen kermese gidiyoruz. Unutmadınız değil mi? Teneffüste yine oynarız. Anne, şu kekler çok güzel görünüyor. Alabilir miyim? Paran yeter. İstediğini alabilirsin canım. Merhaba. Ben okulun en yardımsever çocuğu olarak şu keklerden almak istiyorum. Tabii küçük bey. Böyle yardımsever bir çocuğa kek vermek beni çok sevindirir. Kaç lira vereceğim? 1 lira beyefendi. Ha, harika. Bende onlardan tam 3 tane var. Şu börekler kaç lira acaba? Onlar da 50 kuruş. Ama benim 50 kuruşum yok. 1 liran var ya Uzay. 1 lira var ama 50 kuruş yok anne. 1 liran varsa 50 kuruşun da var demektir canım. Hem de 2 tane 50 kuruş. Sen bana 1 lira ver bakalım. Al sana 50 kuruş. Harika. Paramın içinde 2 tane para varmış. Yardımseverliği çok seviyorum. Aferin sana. Yardım benim işim anne. Anne bak, ablamlar geldi. Abla, abla, biz de buradayız. Uzay mı o? Evet, ta kendisi. Aa, uzaylar da mı gelmiş? Sabah kermes olduğunu duyunca durur mu hiç? O da gelmek istedi. İşte insanın böyle yardımsever bir kardeşi olunca burada bile karşısına çıkıyor. Abla, abla bak, bunları aldım yardım için. Aferin sana Uzay. Şimdi sıra bizde. Pavarotti'yi son kez dinleyin arkadaşlar. Kermesten alışveriş yapıp paramı harcayınca başka konser veremeyeceğim. Oo, ne çok param varmış Cesur abi. Tam 7 tane. Ama o da 3 TL. Yani bizimki kadar. Aa, doğru tabii. Şu ikisi zaten 1 lira ediyordu. Vay vay vay. Demek paralığı biliyor bizim Uzay. Bu 4 tane 25 kuruş da 1 lira ediyor Uzay. Matematik dersine hoş geldiniz. Değişelim mi Cesur
abi. Sen bana 4 tane 25 kuruş ver, ben sana 1 lira vereyim. Olur. Al bakalım. Yaşasın. Hala 4 tane olursa çok parası olacak sanıyor. Merak etme. Biraz daha büyüyünce o da anlar nasıl olsa. 4,25 kuruşun ya da 2,50 kuruşun varsa 1 liram var demektir. Bir şey alırken hatırla. Dön bir bak cüzdanına. Kaç kuruşun var orada? 25 kuruşların 4'ü eder 1 lira. Parktaki doğrular. Nazlı Yılmaz'ı güzel çekmelisin Cesur. Foto Cesur emrinizde. Çekiyorum Nazlı. Ah dur dur. Şu çiçeği saçıma taksam daha iyi olacak. Yaşasın kaydırak. Biraz dikkat eder misin? Kusura bakma Nazlı abla. Park kazası işte. Seni de bizim sınıfa mı alsak? Sürekli bizim yanımızdasın. Çok iyi fikir Nazlı abla. Böylece hiç ayrılmamış oluruz. Aman pıhıl duymasın. Ne yapıyorsunuz orada arkadaşlar? Buraya niçin geldiğimizi unutmayın. Hadi. Tamam tamam geldim. Oldu mu? Oldu mu? Tahterevalliyi bu kadar kaldırmak yeterli mi? Azıcık daha kaldırırsan tamamdır. Tam yatay olacak o zaman. Çekiyorum. Çabuk ol Cesur. Yoksa daha fazla yatay tutamayacağım bu tahterevalliyi. Çektim, çektim. Tamam Efe. Şimdi bırak da eğik dursun. Bıraktım. Hadi bu eğik halini de çek bakalım. Çekeyim tabii. Hadi şimdi de pırılları çek Cesur. Gidiyorum. Cesur, özellikle salıncağı zincirinin üst demirle birleştiği yeri çekeceksin, unutma. Dik kesiştikleri görünsün diye hiç sallanmıyoruz. Hadi Cesur. Tamam kızlar, tamam. Çekiyorum. Hazır mısınız? Hazırız. Peynir diyeyim bakayım. Ezine mi olsun, beyaz mı? Tulum ya da dil peyniri de diyebiliriz istersen. Çok komiksiniz kızlar. Biraz daha o güzelim peynirlerden bahsederseniz bakkala koşacağım. Ama görevde beklemez tabii. Foto Cesur iş başında. Çekecek misin? Tamam tamam çekiyorum. Çektim. Beni de çek, beni de çek Cesur abi. Uzay, ödevimizi yapmaya çalışıyoruz. Merak etme, bitince seni de çeker. Bu hafta ödevi parkta yapıyoruz. Haftanın en eğlenceli ödevi İpek öğretmenden geldi yine. Tabii eğer Uzay gibi bir kardeşiniz varsa bu iş bile biraz zorlaşabilir. Çatlak patlak, yüz yuvarlak, kremalı börek, sütlü çörek çek. Dostum çek, elini yoldan. Çek. Yine kaçırdım. Çek, dostum çek, elini pırılın elinden çek. Kızlar bu oyundan ne anlıyor hiç anlamıyorum. Bu konu incelenmeli. Sen futboldan ne anlıyorsun diye soruyor muyuz biz? O da doğru tabii. Günaydın çocuklar. Günaydın öğretmenim. Duyduğuma göre bazılarınız ölçme ödevini yaparken zorlanmış. Ufacık bir ayrıntıyı atlamışız öğretmenim. Koca sahayı cetvelle ölçmeye çalışmışlar. O ufacık ayrıntı da şerit metreydi öğretmenim.
Ah çocuklar, ben söylemiştim oysa ki. Hatırladığımızda çok geç olmuştu öğretmenim. Neyse, sanırım bundan sonra dersleri daha dikkatli dinlersiniz. Bundan sonra kulağımı dört açıp dinleyeceğim öğretmenim. Deyimleri beraber çalışabiliriz istersen Cesur. Sadece şakaydı Nazlı. Yine de yardıma ihtiyacın olursa ben buradayım. Nasıl ama kulaklığım? Dün oyuncakçıdan aldım. Derse hazırlıklı geldim diyorsun yani. Yani. Cesur'un bu esprisinden sonra dersimize dönebiliriz artık çocuklar. Bugün doğruların çeşitlerini işleyeceğiz. İşte çocuklar, bu doğrular zemine göre yatay, dikey ve eğik doğrulardır. Yatay, dikey ve eğik. Bunlar birinci sınıftaki çizgi çalışmalarının büyümüş hali galiba. İşte çocuklar, bunlar da kesişen doğrular. Bu doğruların yolları mı kesişmiş öğretmenim? Evet canım, o deyim biraz da bunu anlatıyor işte. İki doğru birbirini kesiyorsa bunlara kesişen doğrular diyoruz. Eğer iki doğru birbirine dik açı, yani 90 derece oluşturacak şekilde kesiyorsa bunlara da dik kesişen doğrular diyoruz. Kesişen yollar. Ay, doğrular. Nerede göreceğiz ki bu doğruları? Sadece yazıp duruyoruz. Matematik bu Efe. Unutma, gerçek hayatta karşımıza sık sık çıkıyor. Tamam, paraları falan gerçek hayatta görüyoruz tabii de bu doğruları da görecek değiliz herhalde. Düşünsenize, eğik bir doğruyla dikey bir doğru futbol oynuyormuş. Yatay doğru da kaleciymiş. Şimdi ben de tam onunla ilgili bir ödev verecektim. Eyvah, öğretmenin aklına ödev getirdim. Gerçek hayatta karşınıza çıkan doğruları yazmanızı istiyorum. Etrafınıza dikkatli bakın, hemen göreceksiniz. Ne yani? Gerçekten futbol oynayan doğrular mı var? Bu kadar zamandır futbol oynuyorum. Hiçbir yerde futbol oynayan doğru görmedim. Başka bir yerdedir onlar. Mesela her gün gittiğiniz bir yerde bol bol bulabilirsiniz. Ha? Nerede öğretmenim? Parkta. Bizim parkta. Evet evet. Hemen hemen her gün oynadığınız parkta. Parkta oynuyorlar demek ki bu doğrular. Salıncağın iplerine, tahterevalliye, kaydırağa dikkat edin bakalım bulabilecek misiniz? Ben fotoğraf makinemi de getireceğim. Hepsini çekeriz. İyi fikir. Anne, ne olur parka gidelim lütfen. Olmaz Uzay, biraz işim var. Anne, lütfen. Olmaz canım. Ben geldim anne. Hoş geldin kızım. Yine ne istiyor bakalım bizim Uzay? Parka gitmek istiyor. Sen ne yaptın? Nasıl geçti günün? Ödevim var biraz. O zaman doğru odana gidiyorsun tatlım. Ödevim parkta. Parkta mı? Olamaz. Ben de ablamın sınıfına gitmek istiyorum. Ödevi bile parkta yaptırıyorlar. Tam anlamadım canım. Nasıl bir ödev bu? Parktaki doğrulara bakacağız. Matematikte doğruların durumlarını işledik. Öğretmen de parkta onlara rastlayabilirsiniz dedi. Çok güzel fikir. Abla, ben de geleyim ne olur. Olmaz. Abla lütfen. Tamam tamam hadi gel. Ama söz dinleyeceksin. Anlaştık mı? Sen hiç merak etme canım ablam benim. Biraz yavaş ol. Sana yetişemiyorum. Senin için neredeyse kaplumbağa hızıyla sürdüm. Hadi gel artık Uzay. Foto Cesur burada. Çekilecek bir fotoğraf mı var? Ödev için fotoğraf mı lazım? Hemen çağırın gelsin. Foto Cesur.
ailenizin fotoğrafçısı. Cesur yine havasında. Evet öyle. Ne çekeceksiniz bununla? Parktaki doğruları. Sizin sınıfta olsam ne güzel olurdu. Harika ödevleriniz var. İyi bir fikir değil bu. Hadi etraftaki şu doğruları bulalım artık. Kaydıran kenarına baksanıza. İlk doğru sanki. Nazlı haklı. İşte bir eğik doğru da orada duruyormuş. Azıcık kaldırırsak da yatay olur bu. Harikasın Cesur. Şu da sanki dikey doğru. Kesinlikle. Futbol oynamak için parka gelen doğruları bulduk. Kaldı bir tek kesişen doğrular. Onlar da burada bir yerde olmalı. Ama nerede? İşte bunlar da kesişen doğrular. Yaşa sen ada! Rica ederim. Şimdi bunları yazıp resimledik mi ödevimiz hazır demektir. Resimlemek benim işim dostum. Foto Cesur her zaman yanınızda. Sen her birinin fotoğrafını çek Cesur. Ben de yazayım. Yarın hep birlikte öğretmene sunarız. Aa! Çok iyi bir fikir. Hadi başlayalım. Hadi biz tahterevalliye gidelim. Hadi biz de salıncağa. Ben de kaydırağın oradayım. Matematik bizimle her yerde. Parkta bile bizimle. Etrafına dön bir bak. Doğrularla eğlence. Yatay doğru. Kesişirler, doğrularda eğlenirler. Yatay doğru, eğik doğru, gel biraz bana doğru. Bazen olur kesişirler, doğrularda eğlenirler. Uzayın doğum günü şifreleri. Açıldı mı? Açıldı mı? Açılmıyor. İnsan neden bir kutuya şifre koyar ki? Üstelik iki şifre. Hem de üç basamaklı iki şifre. Sen üçüncü sınıfa gidiyorsun. Bulabilirsin abla. Şimdi sana şöyle açıklayayım kardeşim. Sadece sol taraftaki şifreyi bulmamız için 1000 tane deneme yapmamız gerekebilir. 1000 tane mi? 000 ile başlayıp 999'a kadar denememiz gerekebilir. Oo! Daha bitmedi. Sağ taraftaki şifre sol taraftakiyle aynı olmayabilir. Bu yüzden o tarafı da 1000 kere denememiz gerekebilir. Etti sana 2000. Çok mu sürer? Hem de çok. Senin anlayacağın canım kardeşim, bu kutuyu şifresini bilmeden asla açamayız. Hadi çocuklar, yemek hazır. Hadi yemeğe uzay. 2000 kere denemeye hiç niyetim yok. Ama kutunun içindekini çok merak ediyorum. Uzay'ın doğum gününe 2 gün var. Babam ona aldığı hediyeyi bu kutuya koymuş. Uzay meraktan yerinde duramıyor. Ama o kutuyu nasıl açarız bilmiyorum. Oh. Oo, bu ne güzel sofra. Ellerine sağlık hayatım. Teşekkür ederim. Hadi oturun da çorbanız soğumadan başlayın. Oh, mis gibi kokuyor. Bayılıyorum domates çorbasına. Ellerine sağlık anne. Afiyet olsun. Hadi başlayın bakalım. Hayırdır oğlum? Biraz keyifsiz gördüm seni. Hediyesini merak ediyor. Ağzımızda yemek varken konuşmayalım lütfen anneciğim. Haklısın anne. Hmm,
2 gün kaldı doğum gününe. Biraz daha bekleyebilirsin bence. 2000 kere denemek ne kadar zaman alır acaba? Bir şey mi dedin oğlum? Duyamadım. Yok bir şey baba. Şunun şurasında 2 gün kaldı. Uyuyacağız, uyanacağız. Bir kere daha uyuyacağız ve uyanacağız. Hop işte geldi. Şifreleri bulmak istiyorsanız önce bilmeceleri çözmelisiniz. Bu da ne? Ne yazıyor burada? İyi de ben okuma yazma bilmiyorum ki. Ama ablam biliyor. Abla, çabuk kalk. Hadi kalk abla. Ne var Uzay? Bak kutunun üstünde ne buldum. Ne yazıyor burada? Bakayım. Şifreleri bulmak istiyorsanız önce bilmeceleri çözmelisiniz diyor. Bilmece nerede? Bu mu? Pırıl'ın odasında, çalışma masasında. Döndükçe günler geçer, içine bakmaya değer. Ha? Buradaymış. Döndükçe günler geçer yazıyordu. Ben anlamadım. Ha? Dünya kendi etrafında bir defa dönünce bir gün geçer. İşte bu. İçine bakmaya değer diyordu. O zaman ipucu içinde. Yine bir kağıt. Aç hadi aç. Ne yazıyor? Neler oluyor neler? Türlü türlü neşeler. En sevdiğiniz yerde bekler sizi şifreler. Salıncağın yanında, kaydırağın altında. Belki size bir kürek, belki bir kova gerek. Hey hey! Parka gidin diyor. Salıncağın yanında, kaydırağın altında. Kum var orada. Sen hemen koş kovanı ve küreğini al. Ben de hazırlanıp geliyorum. Yaşasın. Bir, üç, beş, yedi ve dokuz. Tek sayılar gelmiş. Biz evde yokuz. Sıfır, iki, dört, altı ve sekiz. Çift sayılar burada. Siz neredesiniz? La la la. La 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 la. Cesur harikasın. Matematik müzikte daha bir güzel. Abla koş hadi koş. Koşuyorum Uzay. Kaydırağın altına bakacağız abla. İyi de hangisi? Pırıl. Pırıl. İşte şuradaki kaydırak. Salıncağın yanındaki diyordun otta. Haklısın abla. Hadi koş.
Nesi var Pırıl'ın? Bilmem. Hadi gidip bakalım. Kaz Uzay, işte burası. Ne arıyorsunuz? Şifreleri. Hangi şifreleri? Uzay'ın doğum günü hediyesinin şifreleri. Buldum. Ha, aferin sana. Hadi aç bakalım. Yine kağıt. Ama üstünde bu sefer çok şey yazıyor. Ver bakayım. Soldaki şifre, 3 basamaklı en küçük tek doğal sayı. Sağdaki de 3 basamaklı en büyük çift doğal sayı. Matematik dersinde görmüştük sanki. 3 basamaklı sayılar 100 ile başlayıp 999 ile bitiyor. Bulduk. Öyleyse biri 100, diğeri de 999 o zaman. Hayır Uzay. Yo. Yaklaştın ama. Ne diyordu Cesur şarkıda? Tek mi çift mi merak ediyorsan sayının sonuna baksana. Birler basamağına bak diyor yani. Harikasın Cesur. O zaman 3 basamaklı en küçük tek doğal sayı son basamağı tek sayı olacağına göre 1, 0 ve 1 yazarsak 101 olur. Yaşasın! 3 basamaklı en büyük çift doğal sayı da son basamağı çift olan en büyük sayı olacağına göre 998 olmalı. İşte bulduk Uzay. Bir, üç, beş, yedi ve dokuz tek sayılar gelmiş. Biz evde yokuz. Sıfır, iki, dört, altı ve sekiz çift sayılar burada. Siz neredesiniz? La la la, la 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 la. Adına hatıra ormanına 20 adet fidan dikilmiştir. Daha yeşil ve yaşanabilir bir dünya için fidanların sevgiyle yetişecek. Artık 20 tane ağacın var Uzay. Demek şifreyi buldunuz. Aferin size çocuklar. Bana orman mı aldın baba? Hayır canım. Senin adına 20 ağaç dikildi. Ama her doğum gününde ağaç dikmeye devam edersen büyüdüğünde belki ufak bir ormanın olabilir. Bunlar da senin ağaçların tatlım. Yaşasın! Büyüyünce parlak ormanına pikniğe gidebiliriz desene. Kanalımın linkini şuraya. Yani şuralara bir yere bırakıyorum. Neredeydi Uzay? Sola sola. Biraz daha yukarı. Hah, tam buraya tıklayın ve abone olun. Videolarımı beğenmeyi de unutmayın.